Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Herkes istediği kiloda olsa ne kadar güzel olabilir değil mi? Ama artık tıp ilerledi ve gerçekten istediğiniz kiloya ulaşmak için hem de sağlıklı bir şekilde ulaşmak için yapacağınız çok yöntem var. Operatör Doktor Sayın Çetin Altunal bizimle beraber, genel cerrahi uzmanımız. Kilo vermenin en doğru yolu hangisi olabilir? Bizim için en uygun yol hangisi? Onu soracağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Aras nasıl? Aras da iyi. Bizim ikimizin sizin Aras nasıl? Aras var. Benim Aras da çok iyi. Teşekkür Süper. Ediyorum. Şimdi mide balonu, mide botoksu ve tüp mide. Siz bir genel cerrah olarak üçünü de yapıyorsunuz. Evet. Hangisini kime önerebilirsiniz? Tabii şimdi ayrımları yapabilmek için önce 3 farklı mide çizelim. Hangisinde nasıl bir işlem yapıyoruz onun üzerinden konuşmak daha uygun olabilir. Şöyle yapalım. Önce mide balonu uygulayacağımız bir mide çizelim. Burası. Şimdi mide balonunda bir cerrah ne yapıyor? Hocamın bu mide balonu için bir midemiz. Mide botoksunda ne oluyor da midemize kilo verdiriyor ya da iştahımız kapanıyor? Onu da soracağım. Tüp midede hangi işlem yapılıyor? Ciddi kilolar veriyor insanlar her üç şekilde de. Sizin için hangisi daha uygun? Lütfen dikkatle dinleyin. Şimdi üç mide çizdik. İşlem için sonuçta her halükarda kilo vermeyi planlayan bir hastamız. Beslenme programına uymaya hazır bir hastamız. Ve hareket etmeye hazır bir hastamız olması gerekiyor. Hemen bir şey sorayım. Tabii. Hocam ben bu üçünü zaten yapsam kilo veririm. O zaman niye bunları yaptırıyorum diyebilirsiniz. Evet. Kişi neden bunlarla tek başına yapamıyor? Çünkü iştahını kontrol edemiyor. Küçük porsiyonlarla doymuyor. Buradaki amacımız iştahı kontrol etmeyi kolaylaştırmak, küçük porsiyonlarla doymayı kolaylaştırmak. Doğal olarak küçük porsiyonlarla doymak istiyorsak mideye bir işlem yapmamız lazım ki küçük porsiyonlar mideniz tarafından büyük porsiyon olarak algılansın. Hı hı. Aslında yapmaya çalıştığımız mantık bu. Mantık bu. Bunun için farklı işlemlerimiz var. Şimdi balonda ne yapıyoruz? Balonda midede yer kaplayıcı bir obje koyuyoruz. Bunun adı balon. Bu balonu midenin tepe kısmını da içerecek şekilde buraya yerleştiriyoruz. Balonun o kadar yerleştiği büyük yer. Mi balon? Evet. Yaklaşık balon midenin üçte biriyle yarısı kadar bir alanı kaplıyor. Geriye ne kalıyor? Burası da şurada midemiz bitiyor tabii. Buradan itibaren 12 parmak bağırsağımız başlıyor. Şurası da yemek borusunun bittiği yer. Balonu buraya yerleştiriyoruz. Balonun olması gereken yer burası. Buraya balonu yerleştirdiğimizde ne oluyor? Siz daha küçük porsiyonları buraya koyduğunuzda mide gergin olacağı için beyne mide dolu uyarısı daha hızlı gitmiş oluyor. Daha hızlı gittiği için de siz daha çabuk doyarak sürece uymanız kolaylaşıyor. Burada tabii buraya koyabileceğimiz 3 çeşit balon var. Birincisi 6 aylık balonlar. Bunun süresi 6 ay olabilir. Endoskopiyle buraya yerleştiriyoruz. Ağızdan kamera yoluyla girerek veya 1 yıllık bir balon koyabiliyoruz. 1 yıllık balonun farkı şurada şöyle bir şişirebileceğimiz aparatı var. Ne sağlıyor bu bize? 1 yıllık balonlarda istediğimiz takdirde endoskopla girip bu balonu daha fazla şişirebiliyoruz. Eğer kişi balonun hacmi benim için yeterli değil, ben çok tokluk hissetmiyorum, biraz daha şişirsek iyi olacak gibi bir cümle kuruyorsa o zaman endoskopla buradan girerek bunun içindeki sıvı miktarını arttırarak bunu sağlayabiliyoruz bir yıllık balonlarda. Bunu kişi hissediyor mu? Midesinde bir balon olduğunu erken fark ediyor mu? Erken dönem için hissedebilir. Erken dönem için hissedebilir. Ne kadar? Bir hafta, iki hafta mı? Maksimum 10 gün içinde düzenin oturmasını bekliyoruz. Bazen de çok fazla bulantı kusma yapabiliyor tabii balonlar. Hastalar dayanamayarak çıkarttırabiliyor. Böyle bir riskimiz var. Bu özellikle ilk 5-7 gündür. O yüzden hastalarımızı ilk 5-7 gün ulaşılabilecek noktalarda olmasını istiyoruz. Olur da bir sıkıntıları olursa dayanamaz çıkarttırmak isteriz. En kötü riski söylüyoruz buradan. Şimdi şunu net anlayalım. Onlar aynı zamanda diyet yapıyorlar mı? Tabii ki. Diyet yapıyorlar. Buraya şimdi ne koyabiliriz? Bir yumurta koyabiliriz. Ha. Çikolata da koyabiliriz. Baklava da koyabiliriz. Sonuçta burada bir boşluk var. Doğru. Buraya koyacağımız yiyeceğin. Buna çikolata koyarsak çok tehlikeli tabii. Yani buraya çikolata koyarsanız bir ne olur? Hızlı sindirilebilecek bir gıdadan bahsediyoruz. Kalorisi yüksek olan bir gıdadan bahsediyoruz. O zaman bu balonun hiçbir anlamı kalmayacaktır. Ha. Buraya protein ağırlıklı beslenerek sağlıklı kilo verip kasları koruyup yağ dokusunu da yok etmek gerekecek. Asıl amacımız bu. O yüzden buraya koyacağımız yiyecek tabii ki önemli. Yani o yüzden doyma hissini daha çok hissetmelerini sağlıyor. Tabii balonun amacı kolaylaştırıyor. Aynen. Niyetiniz bu olsun. İşinizi kolaylaştırmak için yöntemler de bunlar doğru olsun. Mesela programa gelirken şimdi birazdan mesaj atmış. 59 kilo şu an. Aha. Balon sonrası. Bir yıllık balon takmışız. Kaç kiloydu? 90 kiloyla başlamıştık. Oh. 59 kilo. İdeal 30... kilosuna 1 kilo kalmış ve şu an 6. aydayız. Bu balonu 1 yıl tutmak zorunda değiliz. Erken çıkarabiliriz. Ha, artık alabilirsiniz. Şimdi iştahın bir tık açıldı. Acaba balonu mu şişirsek diye soruyor mesela. 1 ay kalmış. 1 ay için sadece de 1 kilomuz kalmış. Onun için gerekmeyecek. Peki bu balon çıktıktan sonra tekrar iştah yerine geliyor şimdi mu? Şimdi burası midede var mıydı bu boşluk? Yoktu. Yok.
Ha, bu balon yokken vardı tabii, normalde vardı. Şimdi bu balon olduğu yerdeki boşluk zaten vardı midemizde. Ama bizim iştahımızı asıl belirleyen midemizin buradaki bu boşluğu değildi ki. Bizim yağ dokumuzdu. Ha, doğru. Şimdi kilo aldıkça bizim karbonhidrat isteğimiz artıyor. Niye? İnsülin direnci devreye giriyor. Yağlandıkça daha çok yeme isteği. Aynen yani öyle. Kilo aldıkça daha çok yeme isteği. Şimdi 59 oluyor. Kiloyla 90 kilo birinin iştahı aynı olmayacak. Tamam. Doğal olarak 59 kilo. Tabii bu arada tabii buraya ne koyacağını öğrendiyse ve hareket etmeyi de hayatının bir tarzı haline getirdiyse problem kalmayacak. Peki mide balonu böyle. Şimdi mide botoksu? Botoksta ne yapıyoruz? Botoksta buraya bir şey yerleştirme vesaire yok. Yine endoskopla mideye giriyoruz. Yine önce yemek borusunu değerlendiriyoruz. Sonra mideyi, sonra da buradan girip 12 parmak bağırsağını da değerlendiriyoruz. Buralarda ülser var mı yok mu? Mutlaka endoskopla bakıyoruz. Ha, bir sıkıntı olmasın tabii diye. Baktık, burada herhangi bir sıkıntı yok. O zaman ne yapıyoruz? Midenin belli noktalarına bu sefer botoks enjeksiyonu yapıyoruz. Ama bu midenin hepsine yapılamaz. Yani buralara, her tarafa botoks yapamayız. Her tarafa botoks yaparsanız mide kasılamayacaktır. Kasılamazsa ne olacaktır? Sindiremez. Bütün yiyecekler midede kalacaktır ve hastayı çok fazla rahatsız edip kusmalara neden olacaktır. Hatta midenin delinmesine bile neden olabilir. O yüzden midenin her tarafına botoks enjeksiyonu diye bir uygulama yok. O yüzden de botoks özellikle bir işlem. Yani balonu endoskopla yerleştirmek, sonuçta o balonu bir yere yerleştiriyorsunuz ama botoksu hangi derinliğe yaptınız, hangi dozu yaptınız, neresine yaptınız midenin, bunlar önemli burada oluyor. Burada cerrah ve el eğitimi hassasiyeti çok daha tabii değerli bir şey. Avantajı ne? Burada ikisini bu arada balonda şunu da söylemeyi unutmadan geçmeyeyim. 5 gün sıvıyla besleniyoruz, 5 gün püreyle besleniyoruz ve 10. günden sonra normal beslenme başlıyor. Peki burada açlık ne kadar hissediyoruz? O dolulukla beraber açlık azalmış oluyor mu? Azalmış oluyor ama asıl tabii katı beslenme geçmek lazım ki tam tokluğu hissedelim. 10. günden sonra asıl tam etkiyi bekliyoruz. İlk 5-7 gün karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler balon alışana kadar söylediğim gibi olabiliyor. %95 alışıyorsunuz. %5 başlıyor. Dayanamayarak balonu çıkarttırma riskiniz var. O risk %5. Gelelim botoks tarafına. Botoksta mideye herhangi bir obje koymadığımız için midenin alışması çok daha kolay. O yüzden karın ağrısı, bulantı. Botoks? Botoks ne yapıyor? Botoksun yaptığı şu. Midemizde burada bir yiyecek var diyelim. Şurada yiyecek var. Bunun sindirilme aşamasında ne olacak? Bu yiyecek önce kümüs dediğimiz yani midenin asitleriyle ve midenin kasılmalarıyla böyle bir çorbamsı kıvama gelecek önce. Sonrasında. Hocam biz onu kuru fasulye pilav yapalım. Tamam. Şimdi mide balonunda kuru fasulye pilav yediğimizde balon olduğu için normal kocaman bir tabak yiyorsak onun belki de üçte birini yiyeceğiz. Doğru. Doyacağız. Evet. Mide botoksu yaptırdık. Yine kuru fasulye pilav yemek istiyoruz. Yine kuru fasulye pilav yediniz. Yine daha az yiyerek. Az yediğiniz yiyecek burada duracak ve bunun normalde bir sindirim süresi var. Yani mide nasıl sindiriliyor? Bu sıvı hale gelip buradan aşağı iniyor. Bu ortalama 6-8 saat. Bunu ne sağlıyor? Midenin kasılma hareketleri sağlıyor. Peristaltik hareket dediğimiz hareketler. Biz bu hareketleri yavaşlatırsak bu sefer bu kuru fasulyenin midede kalış süreci uzayacak. Ha, tokluğumuz oradan fazlalaşacak. Evet, tokluk süremiz uzayacak, bu bir. Akşam yattık, sabaha deli gibi aç kalkmayacağız o zaman. Hayır. Kuru fasulye pilavı yedik akşam yemeğinde. Sabaha çok 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 aç değil de. Yanındaki pilav olmasın da yine de. Tamam, kuru fasulyeyi yedik o zaman. Tamam. Bir de gaz yapar kuru fasulye ama. Evet, o yüzden ilk bir ay bakliyat olmuyor mesela. Tamam, beslenme ben programında onları biz ayarlıyoruz. En sevdiğimden başladım, peki. Sonrasında bir de mideden grelin denen bir hormon salgılanıyor. Bu da karbonhidrat isteğimizi arttırıp çok acıkmamızı sağlayan hormon aslında. O bende çok salgılanıyor hocam. Devamlı i̇şte, tatlı modundayım ben. İşte botoks sayesinde yaptığımız şey bu hormonu da baskılamak. Bu hormonu da baskılayabilirsek o zaman iştah da azalıyor. Yani buraya iki tabak fasulye koymak istemiyorsunuz zaten. Bunu da sağlarsak bir de bir sonraki porsiyona geldiğinizde zaten aralıklı sık sık besleneceğiniz için mideniz tam boşalamadan zaten bir sonraki porsiyon gelecek. O yüzden böyle deliler gibi acıktım, ben şimdi ne yapacağım demiyorsunuz. Porsiyonları bu şekilde küçültmüş oluyoruz. Bunu sağlıyor. Burada 5 gün sıvı, 5 gün püreydi. Burada 1. gün sıvı, ertesi gün normal beslenmeye başlayabiliyoruz. Ha, o daha kolay o zaman. Evet, böyle bir avantajı var. 1 gün sıvı, ikisinde de hemen çıkabiliyor muyuz? İkisinde de işlem süresi yaklaşık 5 dakika her iki işlem için. 5 dakika? 5 dakika. Her ikisi için de? Her ikisi için de. Ameliyathane ortamı mı gerekiyor? Endoskopi ünitesi yeterli. Ameliyathane ortamına gerek yok. Ne farkı i̇şlem var sırasında, ikisinde? Diğeri daha ciddi bir şey. Şöyle, ameliyathaneye niye alırız hastayı? Solunumunu durdurma gibi bir planımız vardır ameliyat sırasında. O zaman ameliyathane ortamında solunum cihazına bağlamak gerekir. Ama endoskopi ünitesinde yaptığımız işlemlerde solunumu durdurma gibi işlem yapmayız. Hastayı uyuturuz evet ama hasta kendi nefes alıp vermeye devam eder. O yüzden endoskopi ünitesi yeterlidir bu iki işlem için. Ertesi gün normal beslenmeye başlar hastalarımız. Burada %5 dayanamayarak çıkarttırma riskimiz vardı. Burada da %5 etkisizlik riski var. Ortalama %5 çok az ama. Çok az evet. Genellikle %95'te demek ki etki sağlanıyor. Kesinlikle. O yüzden bu iki yöntemin seçimine hastayla beraber ayrıntıları konuşup kimi midesinde bir balon olmasını tercih ederken kimi
aynı gün normal hayata dönüp ertesi gün katı beslenmeye başlayıp balon olmadan sürdürmek istiyor hayatını. O zaman da tercihimizi buna göre yapabiliyoruz. Peki bir kişi size geldiğinde kilo, kaç kilo vermek istediği bu iki işlem arasındaki tercih sebebi olabilir mi? Olamaz. Burada çünkü ne kadar kilo vereceğinizi belirleyen dört etmen vardı. Geçen programlarda da konuşmuştuk. Birincisi fazla kilo miktarımızdı. İkincisi beslenme programına ne kadar uyduğunuzdu. Üçüncüsü hareket miktarınızdı. Dördüncüsü de metabolizma hızınızdı. Yani adet döngünüz, vücudunuzdaki kas oranı, tiroid bezinizin nasıl çalıştığı gibi durumlarda. Siz bunların hepsine bakıyorsunuz tabii. Bunların hepsi birinci ayda bizim rutin istediğimiz tetkiklerdir. Ona göre ek bir takviye gerekir mi gerekmez mi onlara bakıyoruz. Birini yaptık diyelim. 6 ay sonra hala verilecek kilo var. Yerine diğerini veya bir ay mideyi dinlendirdikten sonra aynı işlemin tekrarı söz konusu olabilir. Her ikisi de tekrar edilebilir işlemler. Her ikisi de tekrar edilebilir. Kaç kere tekrar olabilir bu işlemlerin? Balonda bununla ilgili bir sınır yok ama tabii ben 3'ten fazla tekrarını, botoksla zaten 3 sınırımız. 3'ten fazla ömür boyu uygulanmasını önermiyoruz. Balon içinde tabii 3'ten fazla zaten uygulanacak bir kilonuz olmaz. Çünkü tek seferde 20-30 kilo ortalama zaten verilebiliyor. Hele ki bir yıllık balon taktıysak bunun hacmini de ayarlayabildiğimiz için bir yıl sonunda 50-60'ı da bulabilirsiniz eğer sürece uyarsanız. Peki. 3 kere balon gerektirecek bir süre. Süreç yoktur. Yok. Eğer gerekiyorsa siz sürece uymuyorsunuzdur zaten. O zaman bizde bir kabahat var. Zaten yaptırmayın ya, günah. Doğru. Peki her iki işlem 5 dakika sürüyor. Doğru. Şimdi tüp mideye geldik. Tamam. Bu daha ciddi bir şey. Evet, tüp mide artık ameliyat. Artık endoskopi ünitesinde yapılabilecek bir işlem değil. Artık ameliyathane gerekecek. Neydi buradaki problemimiz? Küçük porsiyonlarla doymak istiyorduk ve grelin hormonu azalsın istiyorduk. Değil mi? Şimdi tüp mide ameliyatında yaptığımız şey ise bu sefer hastanede yatmak gerekecek. Bu sefer karnına delikler açarak karnın içine girmek gerekecek. Diğerindekisinde iz yoktu. İz yoktu. Ağızdan endoskopla giriyorduk. Sonrasında ne yapıyoruz? Mideyi tüp haline getiriyoruz. İsmi buradan geliyor aslında. Buradan tüp alıyoruz. O yüzden mi tüp evet. diyorlar? Burayı bu kadar küçük mü oluyor? Böyle oluyor. Şu bölüm gidiyor yani. O bölüm gidiyor. Şimdi o bölüm ne sağlıyordu bize? Bir, büyük porsiyon gerektiriyordu burayı doldurmak için. İki, şurası grelin salgılayan kısım işte. Grelin salgılayan kısmı da mı alıyorsunuz o zaman? Evet. Amaç neydi? Grelini azaltmaktı. Botoksla yapıyorduk ya. Şimdi burada da grelini azaltırsak hastanın karbonhidrat isteği azalacak. Mideyi de küçülttük. Artık çok daha küçük porsiyonlarla doyacak. Ama gelelim risklerimize bu sefer. Ha. Şimdi bir, burayı nasıl kesip çıkaracağız? Buraya zımba telleri gibi teller koyacağız. Evet. Stapler dediğimiz burayı bir taraftan zımbalıyor, bir taraftan bu tarafı kesiyor. Zımbalıyor, kesiyor, bir zımbalıyor, kesiyor. Bir dahaki hocam onu getirir misiniz ya da bir tabii zaman ki, böyle? Tabii ki. Ben onu göstermiştim, hatırlıyorum böyle. İpi ucu uzun bir şeyiniz doğru, var değil mi? Doğru, yaklaşık şu boyda. 3-4 tane kullanmak gerekiyor burayı kapatana kadar. Bununla kesip birleştiriyoruz. Şimdi tabii buraya zımba teli gibi tel koyduğumuz için buralardan kaçak riskimiz var. Bura ama beslenemezse, oradan, o zımba telleri orayı tam kapatmazsa. En kötü ne olabilir anlatıyor aslında tabii ki, hocam tabii ki, bize yani. Tabii ki. Kaçak riskimiz var, bu birinci riskimiz. İki, dönüşü olmayan bir işlem yaptık artık size. Yani siz balondan ben sıkıldım bunu çıkarın vazgeçtim dediğinizde çıkarabiliyordum. Botoks etkisi zaten kaybolup gidiyordu. Ama artık tüp mideliyiz. Geri midemin kalan kısmını geri birleştirin deme şansınız yok. Niye öyle bir şey diyelim? Yeter ki ideal kilomuzu alalım, sıkıntı yok. Şimdi burada kişiyi iyi değerlendirmek lazım. Psikiyatrik inceleme de çok önemli. Niye? Çünkü bazı insanlar yemek yiyerek mutlu. Ha. Siz elinden onu aldınız. Eskiden 2 dilim pizza, 3 dilim pizza yiyebiliyordu. Şimdi yemeye kalkarsa kusmaya başlıyor, karnı ağrımaya başlıyor. Şimdi bu kişi mutsuz olacak belki. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Doğru, bravo. Ve ideal kiloma geliyorsam o bana mutluluk hormonu şöyle, olarak geri döner ama canımı istiyor da yiyemiyorsam kötü. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi grelin azaldığı için başta canınız istememeye başlamıştı. Kilo da veriyordunuz. Ama ikinci yıldan sonra eğer siz hayatınıza beslenme düzeni oturtmadıysanız yine ve hareket alışkanlıkları edinmediyseniz olacak olan şey buranın yavaş yavaş genişlemesi oluyor. Özellikle bu bölgenin veya bu bölge geniş bırakıldıysa bu bölgenin genişlemesi oluyor. Yani mide diyor ki ben sana yine yer açtım, gel ye. O yüzden aslında burada hepsini... Başta iki köfte yerken kusarken bu sefer rahat rahat yiyebiliyorsunuz veya sıvı tüketimini arttırıyorsunuz. Şekerli içecekleri arttırıyorsunuz. Çikolata eritip içiyorsunuz. Puding yiyorsunuz, yani sindirimi kolay şeyler. Çünkü bir ama bunlar de... çok sık başımıza geliyor mu? Maalesef geliyor. Ya. O yüzden baştan ayrıntıları iyi konuşmak lazım. Yani şu değil. Tüp mide oldunuz, konu bitti. Bir daha kilo almayacaksınız. Öyle bir şey maalesef söz konusu değil. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Benim hocam şimdi bak burada 3 tane farklı durumu anlattı. En kötülerini de anlatıyor ki eğer böyle bir şey yapacaksanız aslında tüm Türkiye'de yapılıyor bu. Her yerde, dünyada yapılıyor bu işlemler. Siz en kötüsünü bilin de
olası riskleri bilin de bir cerrah olduğu için o her şeye vakıf ve çok kişiyle de çalıştığı için yıllardır. Ben elinizin de hünerine çok vakıfım çünkü çok kişiyle de konuştuk sonrasında. Ben de çok kişiyi gönderdim hocama daha önceki programlarımdan, muazzam geri dönüşler aldım. Ama her şeyle anlattınız, teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Sağolunuz. Aras'a çok selam. Başüstüne öpün benim için onu. Ben de sizin için öperim oğluşumu. Operatör doktor Sayın Çetin Altunal bizimle beraberdi. Genel cerrahi uzmanı kendisi. Sonraki programda daha farklı ama bütün detaylarıyla yine anlatmaya devam edeceğiz. Size devam ediyoruz efendim programımıza. Sen çok değerlisin, çok. Yüzdeş hatalarında bir şey olmaz, hepimiz hata yapıyoruz, korkma. Hayata yeniden başlamak, değişmek, yepyeni bir geleceğe yol almak isteyen herkesle hep beraber bütün sorunları çözeceğiz. Unutmayın, herkes ikinci bir şansı hak eder. Arayın bizi. WhatsApp ihbar numarası 0539 424 5959. Telefon ihbar numarası 0212 304 0101. Ben de yeniden başlamak istiyorum diyorsanız telefonlarınızı bekliyorum. Harun Bey hoş geldiniz. Bulduk efendim. Hanımefendi kim? Tercüman ben. Ha. Görse kıskanır mı acaba? Yok yok, gördü sabahtan. Ha, çünkü konuşturduk. Yok, konuşturduk. Biz. Peki Harun Bey hafta sonu boş durmadı. Şimdi biliyorsunuz burada kızımız yemek da bir şeyler istemişti. Bak yemek yaptı. Şahane bir menü yaptı. Tintin için Harun Bey nasıl Nereli güzel ya. Yemekler yaptı bir izleyelim hemen. Harun aşkı için tüm hünerlerini sergiliyor. Köriyi çok seven aşkı için bol körili bir menü hazırladı. Geleneksel kostümüyle yanında aşkının maketiyle Myanmar mutfağına giriş yapan Türk damat Harun. Aşkım bugün ben sana yemek yapacağım. Bugünkü menümüz noodle'lı körili tavuk lapa pilav. Myanmar usulü. Oldu mu? Hadi başlıyoruz. Yemek yapmak için. Şef Harun aşkını katarak yemek yapmaya başladı. Ah Harun abi ne yaptın? Tavuklar yıkanır mı hiç? Dertli dertli tavukları jülyen kesiyor. Biraz iri oldular ama olsun. Harun abi daldı herhalde. O kadar sıvı yağ dökülür mü? Yağı kızdırmadan tavukları tavaya dizdi bile. Bir bildiği vardır. Aşığın yemeği bir başkadır diyelim. Harun abiyi biz kızdırmayalım. Ocakta yemekleri bıraktı, bir hışımla Tintin'e koştu. Aşkım sana neler yapıyorum bak. Kıskanma. Aşkım hayatımı öpüyorum ben. En sevdiği baharat artık köri. Canım neler yaptım senin için biliyor musun? Aşkım yemeklerinin tam ağzına layık oluyor. Harika bir şey çıkardın bugün. Ben sana Türk yemeklerini öpeceğim, sen de bana Myanmar yemeklerini böyle öpeceksin. Tamam mı? Tabii o kadar emek verdi. Aşkına tattırmadan olmaz. Bak bakayım tadına aşkım. Nasıl olmuş? Oh! Harun Şef'in bol körili Myanmarlı yemekleri hazır. Aşkım Myanmar yemeklerim nasıl olmuş? Ağzına layık biliyorum. Ben de sana çay içerisinde Türk yemeklerini yapacağım. Ellerimle yaptım aşkım o gün yemeklerimi. Öpücükler havalarda uçuşuyor. Yemekler havalarda uçuşuyor. Daha önce yemek yapmış mıydınız? Ben her zaman 4 yıldır yapıyorum. Peki tadına baktınız mı yemeklerin? Baktım, baktım. Nasıl olmuştu? Harikaydı. Köri seviyor musunuz? Seviyorum, daha harikaydı. Daha önce yemişliğiniz var mı? Var, var efendim. Valla köri bizim için de muhteşem bir sos ama onların yediği kadar yemiyoruz. Çok fazla tüketiyorlar. Ben sabah kahvaltısında bile acı yerim.
Acı değil ama bu köri. Yok, normal olarak acıyla birlikte köri yerim. O sizi köriye, siz de onu acıya alıştıracaksınız herhalde. O da seviyor baharatları. Peki şimdi asıl önemlisi, Harun Bey sadece yemek yapmadı. Çok daha önemli bir şey yaptı. Ne yapmış olabilir? Çok önemli bir adım bence. Ailesiyle tanıştı. Bak şimdi 2 yıldır bunlar sabah akşam görüşüyorlar, saatlerce konuşuyorlar. Ama aile daha işin içine girmemişti. Şimdi biz bir kızı alacaksak, bizim de gelenek göreneklerimiz var. Anneden babadan söylenmeden, istenmeden, konuşulmadan tabii, kız alınmaz. Tabii. O zaman onları görürüz daha sonra. Bakalım Harun Bey neler yaşadı annesi babasıyla tanışınca, buyurun izleyelim. En güzel şekilde beni anlat kızım. Onlara nasıl aşık olduğumu, Davtin'i nasıl sevdiğimi, onun için öleceğimi, onun için canımı vereceğimi biliyor o. Ona o izah et anne babama. Tamam abi, sakın ol. Dünyanın iki ucundan bir yuva kurmak için online aile tanışması başladı. Anneciğim babacığım, ben kızınıza aşığım. Dünyanın bir ucunda da olsa ben onun canımı veririm onun için. Ne olursa olsun onun çocukları benim çocuğumdur. Senin, siz ve annem ve babam olmak istiyorsanız benim hayatta kimsem yok. Sizleri anne baba olarak gördüm. Beni kabul ederseniz evladınız olmayı istiyorum. Aileden sıkı sorular gelmeye başladı. Mesleğin ne? Mesleğin neydir? Taksi şoförüyüm. Türkiye'nin her yerini biliyorum. Daha önce evlendin mi? Daha önce de evlenmiş miydiniz? Hayır, bir kere evlendim. Eşim 4 yıl evvel rahmetli oldu, öldü. Türkiye'de nerede yaşayacaksınız? Türkiye'de nerede yaşayacaksınız? Ankara'da. Ankara. Nerede yaşayacaksınız? Ev var, ev var. Evin var mı diyor? Evim yok ama kiram benim çok ucuz. Ana caddede. Mükemmel. 30 yıldır aynı yerde oturuyor. Aileden Harun'a büyük rest. Myanmar'a gelip düğün yapmazsa tintini vermeyiz. Diyor ki illa böyle onu gelip isteyecek, orada nikah yapılacak. Ondan sonra götürebiliyorsunuz dedi. İlla böyle olacak benim diyor. Benim İstanbul'a gittim, konsolosluk bulamadım. İzmir'e gittim, konsolosluk bulamadım. Şeyle, telefonda hepsinin şeyleri var. Gidiş biletlerim, geliş biletlerim, hepsinin şeyleri var. Ben oraya gelmek için canımı verdim. Tintin bunu biliyor. Harun damat olabilmek için ter döküyor. Tüm kozlarını oynuyor. Evet. Onun annesi de bilmiyor. Şöyle. Diyor ki eline geldiği kadarını çaba gösterip. Gösterdim. Yani gelmek için gösterdim. Bir daha deneyin diyor. Bak, pasaportum bile hazır. Pasaportum bir daha deneyin diyor. Ondan sonra olmasa başka bir çaresini buluruz dedi. Pasaportum da hazır. Müstakbel Myanmar'lı kaynana kızdı. Görüşmeyi kapattı. Diyor ki illa yani gelip kapattı. İlla gelip isteyecek. Sonra da yani böyle programlara biz cevap vermek istemiyoruz dedi. Programlara katılmak istemiyoruz dedi. Nasıl oldu anlayamadım ben. Eyvah eyvah. Çok güzel götürdün bir yere kadar Harun Bey ama. Sonra kayınvalide dedi ki geleceksin, burada düğün yapacaksın, kızımı öyle götürebilirsin. Kızı da bugün konsolosluktaydı ama haberi yok kayınvalidemin. Bak bak bak. Gelmek için. Buyur ablam, Myanmar konsolosluğu. Aa, gerçekten. Altta 3 tane resim yolladı, 3 tane. Şöyle yukarıda. Tek aşkım diye de yazmış. Şöyle göstersem görebilir miyiz acaba? Bak konsolosluktaki hali. 3 tane resim yaptı. Anam gitti. Dur. Heh. Biraz yukarı çıkarın bir daha şöyle. Baksana İsmini bir de tam olarak annem ne diye derse desin ben sana geleceğim, geleceğim diyor. Geleceğim diyor yani, resmen. Ölürüm gelirim sana. Kaleyi içten fethetmiş. Vallahi abi, öyle ama abi, şimdi anne babanın da bir hani onayını alsak güzel olur güzel yani. Güzel olur illaki. Yani benim derdim onu getirmek. O yüzden senin kayınvalideni razı etmen lazım. Nasıl razı etmen? Anlatman lazım. Anlatıyorum. Şimdi sen ona diyorsun ki seviyorum, ölüyorum tamam da. Çocuklarına baba olacağım. Aynen. Onlar benim annem babam olsun. Sana benim güvenmedi kimsenim mi acaba? Bilmiyorum vallahi. Bilemeyeceğim onu. Hı? Söyleseydin ya 2 senedir biz birbirimizi seviyoruz. Birbirimiz biliyor için. Biliyor bunların hepsini. Kızları da biliyor. Kızların elinden paralar almışlar ki konsolosluğa gitmesin diye. Aa. Niye öyle? Bilmiyorum vallahi. Annemle biraz zıtlar bacısı. Çok aksiler. Orada bir genç hanım vardı. O ablası. Ablası mı? Ablası. Ablası buna razı mı? Değil ablam. Değil. Aynen ablama konuşuyor. Ha? Ne dedi sana? İlla gelip isteyecek. Öyle gelip isteyecek diyor illa. Peki bu arada son dakika bir ihbarımız var. Elif Hanım İzmir'den aramış bizi.
bir ihbarı olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Merhaba. Zahide Hanım merhaba, nasılsınız, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Elif Hanım, hayrola buyurun. Zahide Hanım, ben Harun Bey için aradım. Buyurun. Ben ilk önce şunu sormak istiyorum. Harun Bey'in en sevdiği yemek nedir? Bacı kusura bakma, sen benim dünya retbacımsın. Özür dilerim sen. Bir dakika. Yemek sordu da söylemek. Nedir gerçekten en sevdiğin yemek? Yemek karnıyarıktır. Karnıyarıktır. Ama arkasından diyor ne geleceğini Harun biliyorum Bey. Onun için arkadaşlar, diyor cevap evet. vermek istemiyorum diyor yani. Buyurun. Harun Bey, aşk için bu kadar uzağa gitmenize gerek yok. Vallahi ölüm çıksa bile orada ondan vazgeçmem. Sevdiğiniz yemeği yapsaydım, bir tanışsaydık. Kusura bakmayın, siz benim bacımsınız. Ama ben sizin bacınız olmak istemiyorum. Olsun, o zaman özür diliyorum. İmam bayıldı seviyorum. Neden Harun Bey'i aradınız? Neden etkilendiniz de aradınız? Kadınları herhalde bir erkeğin bu kadar birisini sevmesi çekiyor. Anlamadım ben. Elif Hanım. Zahide Hanım, aşkına, sevgisine o kadar sahip çıkıyor ki büyük hayranlık duydum kendisine. Herhalde arayanlar şey diye düşünüyor Zahide Hanım. Kendine hani mi gidecek? Ben şimdi sevdi değilim abla. İnsan bir kere seviyor. Evet. Onu öyle seviyorsa beni de böyle sever diye düşünüyor. İnsan bir kere seviyor. Ben açıkçası kavuşabileceklerini düşünmüyorum. Şimdi bu yani iki sene içinde olsaydı bence olurdu çoktan. O yüzden bir şansımı denemek istedim. Peki neden? Beni bir tanıtsın. Neden yemekten başladınız? Mutfakta arası iyi ve yemek yemeyi seviyor galiba. Yemeği de yapmayı severim bacı. Hani yemek yapmayı yemeği de severim. Çok Harun güzel Bey, de yaparım. Ben de şöyle yapalım Harun Bey. Ben yapayım, bir göndereyim kanala. Benim de bir yemeğimi tadın, ondan sonra karar veririm. Teşekkür ederim bacım. Sen benim öyle bacım. Kanala göndermek olur mu canım? Gelirsiniz kendiniz, buyurun bunu ben yaptım, afiyet olsun dersiniz. Harun Bey. Harun Bey isterse neden olmasın? Ne dersiniz? İmkanı yok. Ha? Olamaz. Kadıncağız buraya yemek getirse. Olmaz. Allah sizi başka yerlerde mutlu etsin bacım. Harun Bey, yani bir şansın bile yok öyle mi? Hiçbir şansınız yok, kusura bakma. Ben bir kere severim. İnsanoğlu bir kere severim. Aldatmak diye girer bu. Aldatmaya ama girer. İlk eşini de seviyordun abi. Seviyordum, rahmetli oldu. Ölümle ölünmüyor, ne yapalım? Bak mecbur. Harun Bey, bu halinizi çok beğeniyorum. Gerçekten. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani bacım. Allah hani bize de böyle bir eş nasip edecekse böyle olsun, sadakati yüksek olsun da sizin tam da istediğiniz tarzda tipte birini buldum. Ama bu sefer görüntülü bağlanacak. Benim ya... Bak öyle hayır demeden bir izleyin ama. Tamam, bak izlerim, bir görün, abi, bir görün ondan sonra. Razı mısın? Aşkımı göstereceğim herhalde. Tabii ya. Başka istemiyorum ablam ben. Tintin artık karşısında, canlı canlı karşısında başka bir kadını gözüm görmez dedi ve işte Tintin karşısında. Tintin hello. Welcome. Tintin nasılsın? Mutsuz ama mutsuz. Tintin biraz durgun, üzgün görünüyorsun. Sebebini öğrenebilir miyiz? Ama o diye anne wanna ne bombao de ara. Sema bugün konsola gitmiş. Gitmiş orada bir sorun çıkmış. Turist vizesiyle gidebilirmişsin diyor. Turist vizesiyle gidebilir. Evet. Turist vizesiyle burada ne kadar kalabiliyormuş? 3 ay benim bildiğim kadar. 3 ay. Peki moralini bozmasın. Ama buraya turist vizesiyle gelse bile sonraki işlemler için biz burada bir araştırma yapalım der misin lütfen? Ama turist vizesine lame solution esme beulare di yaulu shin akolon ne. Oppa chana ba myai ma dak tok ma le de khu le be dak sok chin na ba. Sadece bir isteği varmış. O da o gelsin benimle nikah yapsın öyle benim götürsün diye. Ha, oraya gelmesini istiyorsun. Evet. Ama Harun, buradan gitmen biraz zor gibi. Peki bunu annesi için mi? Ne oldu? Bayılacağım neredeyse. Söyler misin söylediğini? Sen niye doğaydın? Hatta öyle güve var. Beni niye oyalıyorlar abla? Bu kadar sevgiye karşı. Tek suçum sevmek, başka bir suç. Bunları çevirir misin kuzum hemen? Duma babca şilolu ere. Alomopya ere. Ailesi mi acaba? Ailesinden korkuyor, üzülüyor.
söyleyebilirsin kendisine karşılık. Söyleyin ablam, üzülmesin, ailesinden korkmasın. Seviyorsa canım mı? Ama ama ya midazuru o re ma jao ba ne re tu shi ba re. Ha ku chama midazuru chama re kyo pya. Jao me so le ngo re di dai. Ailesi buraya yollamak için korkuyormuş, ağlamış bile diyor. Bak, moralinizi bozmayın. Bence bunu kendi aranızda bir konuşun. Biraz iş çetrefilleşti, zorlaştı aile de işin içine girince. Ki onların da kızının tabii ki nikahını görmek hakları ama burada çok uzun yollar var önünüzde. Ben elimden geleni yapacağım. Bu olayın da zaten takipçi olmaya söz devam edeceğim. Söz veriyorum sana Zayda abla, bir daha sevmeyeceğim. Kız seni sevmiyorum demiyor. Yok, seviyor. Aynen da anne diyor. Baba, anne baba, kardeş... Bu kadar da olmaz ki yani. Ben bu kadar yani sevgiye sen Çin ne bekliyordun? Hanıma... Onları essin, evet. Geçsin, gelsin mi istiyorsun? Yok, ezmesine gerek yok. İzin istesin. Normal vizesini alsın, gelsin geçiyor. Peki bakın, şöyle yapalım. Bence siz yine yanlarında olun. Onlar bir konuşsunlar. Belki bu işi çözerler. Ben buradayım ama onu getirmek için. Konuş. Bu işi çöz. Sonra bana bir daha gel. Tamam, tamam mı? Abi. Konuşacağız. Sen onu ikna et. Ben onu buraya getiririm. Evelallah. Tamam mı? Nisan bugün umudumuzun ve geleceğimizin günü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun efendim. Herkes içindeki çocuk ruhunu yaşatırsa, bu bayramlar içimizde ruhumuzla hissedilirse, anlam ve önemi tekrar edilirse, çocuk olmanın güzelliği memleketimizde doya doya yaşanırsa bizden iyisi yok. Bu bayram hepimizin kutlu olsun efendim 23 Nisan'ımız. Hoş geldiniz, sakallar getirdiniz efendim. İçimizdeki çocuğu hissettiğimiz, çocuklarımızın kıymetini, yüreğini ve onların geleceğini daha çok hissedip daha fazla düşündüğümüz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tekrar kutlu mutlu olsun. Bütün çocuklarımızın, başta kendi evladımın, Aras'ımın, bütün çocukların, hala kendini çocuk hisseden herkesin bayramı kutlu olsun efendim. Hande Hanım, onun hayatı... Fena. Neden? Bir adam seviyor. Adam hayatına girdikten sonra gerçekten nikah yapmıyorsunuz değil mi? Evet. Ama sonrasında onun için evini satıyor, arabasını satıyor, parasını satıyor ve anlıyor ki komşu bir hanımefendiyle aldatılıyor. Aynı zamanda parası da gidiyor. Neler yaşanmıştı bir hatırlayalım. Hande inandı, tüm kalbiyle sevdi. Hayatının merkezine koyduğu Cemil ise Hande'yi hüsrana uğrattı. Ben sevdim ama o da beni ilmek ilmek hişlemiş, nasıl soyacağım diyerekten 9 yıl içerisinde. Bana seviyormuş gibi davranıyor ama sevmemiş beni. Yedirdi, içirdi, gezdirdi. Yani bir şey beğenmeye korkuyordum ki ne almasın diye. Fakat hepsi onunmuş. Hem aşkından hem de mal varlığından oldu. Sevgi aldandı. Bu hayatımda olduğu için ben hiçbir şey yapamadım. Hala seviyor musun? Hayır. Benim eş kurusu bıraktı gitti. Bu adamın elimizi mi sattınız? Sattırdım. Kendi borçları için. Yani ben beni de seviyor zannettim ben. Sevmiyor. Ama sevmemiş. Seven insan üzer mi? İhanet ettiği kadın sizin arkadaşınız mı? Benim arkadaşım değil, komşusunun kızıymış. Komşu kızı benim evime geldi, minderim... Sizinle tanıştı. Tabii, minderim oturdu. Bir dakika, bu fotoğraftaki kim? İşte o, komşu kızı. Benim evime gelirken arkadaş gibi geldi bu. O zaman neden benimle görüşün, onunla böyle yapacak mısın? Git onu al o zaman. Cemil yayına bağlandı. Aldatmadım, aldandım. Dolandırmadım, inandım dedi. Ben 10 sene boyunca bu kadınla beraber yaşadım. Abi canım, ben defalarca bu şekilde aldattım. Siz
Hande Hanım'ın herhangi bir şekilde parasını aldınız mı? Hayır, almadım. Evini sattırdınız mı? Hayır. Onu aldattınız mı? Hayır. Şimdi Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Hande Hanım, sizin iddialarınızın karşılığını dün Cemil Bey'i bağladık. Evet. Fakat kendisi her şeyi reddetti. Reddetti, evet. Daha önce yüzleştiniz mi kendisiyle? Ben daha önce konuşamıyorum kendisiyle. Konuşmak istediğimde sürekli kaçıyor. Konuşacağız diyor. Fakat bir araya geldiğimiz zaman hadi ne konuşacağız? Cevap peki bu. Sizin paranızı aldığını kabul ediyor mu? Mesajlarımı size gönderdim. Sizin mesajlarınızı da okudum. Kendisi de mesajlar gönderdi, dün söylemişti. Tamam, ben onlara söyleyeceğim. Tek tek cevap vereceğim hepsine. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Peki Hande Hanım, sizi aldattığınızı nereden biliyorsunuz? Cemil Bey'in sizi komşusuyla aldattığını nereden biliyorsunuz? Şimdi şöyle, ben Hatay'a gitmiştim. Döndüğümde bana Cemil Bey bir şeyler söylüyor, tamam mı? Peki diyorum ki, nereden duydun? Ne söylüyor, diyor ki, ne bak sen diyor kabul ediyorsun diyor, konuşmuyorsun. Söylenen şeyi bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Size bunu açık açık söylemiş miydi? Hayır, ama ne söylediğimi söylemiyor. Bak diyor, susuyorsun diyor bana. Bana susuyorsun. Hayır, size bunu itiraf mı etti? Benim hayatımda birisi var, o da komşumuz mu demiş ondan size? Ondan sonra eve geçtik. Hayır, öyle söylemedi. Sonra birkaç gün sonra Nilay'la birlikte olduğunu, bunu benden duy dedi. Ama ha, bunu kendisi size itiraf etti. Tabii, neden? Çünkü aleni yaşamak için. Bu sizden vazgeçişi demek aslında. Evet, evet. Sizden ayrılmak istediğini mi söyledi yoksa? Hayır, ayrılmak istediğini söylemedi. Çünkü 21 Kasım'da bunların ilişkileri başlamış. Ekim'de 21 Ekim'de. Sonra 16 Kasım'da valizini, internetini alarak eve geldi. Bir ay süreli biz... Peki Hande Hanım, şimdi bir iddiada bulunuyorsunuz. Bu adam benim hem paralarımı yedi, evet, hem evet, de beni komşuyla aldattı. Evet. Üstelik o komşu benim de arkadaşımdı. Benim arkadaşım değil. Değil mi? Onun eski evliliğindeki komşusuydu. Evet, benim arkadaşım sizinle değildi. Sizinle tanıştırdığında da arkadaş olarak tanıştırdı. Evet. O zaman bunları sormak için belki de burası bir fırsat olur. Çünkü burada net olarak sorularınızı sorabilir ve yüzleşebilirsiniz. Kesinlikle. O zaman Cemil Bey'i buraya davet etmek istiyorum. Kendisi burada. Bakalım bu söylenenler hakkında kendisi ne diyecek? Buyurun gelsin arkadaşlar. Geldiniz. Teşekkür ediyorum kırmayıp geldiğiniz için. Cemil Bey, şimdi net olarak burada aslında bugün belki de iki insanın yapamadığı bu karşı karşıya gelme olayını çözeceğiz. Siz Hande Hanım'a aşık oldunuz mu, sevdiniz mi? Tabii ki sevdim. Ya... Hangisi mi? Sevdim diyorum. Sevmesen birlikte olabilir misin? Böyle yani, ilişkiler de var biliyorsun, yani sevmeden de. 2014'te bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıştık biz kendisiyle. Aradan bir ay sonra ben onun evine yerleştim. Çünkü ben kızımla yaşıyordum. Kızım da artık gencecik bir kız olduğu için onun da tabii kendine annesiyle zaten ben dargındım. Kızım anneni çağır, artık annenle yaşa dedim. Ben de Hamide ile yaşayacağımı kızıma söyledim. Kızım da bunu önce iyi karşıladı. Daha sonra zaten kızım da onun yaptığı hareketlerden dolayı bazı şeyler oldu, olmadı değil. O geçmişte. Cemil Bey, peki severek siz hanımefendinin yanına yerleştiniz. Evet. Peki onun evinin satma sebebi neydi? Onu şöyle anlatayım. Sizden önce mi satılmıştı? Parası mı hayır, vardı? Hayır. Ben ona evi kendisinin eviydi o dönemde. 2014'te annesi Alzheimer hastası yatalaktı. Yani kadın hastanede yoğun bakımda yatıyordu. Ben görmedim annesini. Sadece bir telefonundaki resimden gördüm. Annesinin işte bakım ihtiyaçları var. Bu evini yeni yaptırmıştı. Şimdi inkar edecek biliyorum. Evini yeni yaptırmıştı. Ben o binada 8 tane daire var. 8 ile de görüşüyordum zaten. O binayı zaten toparlayan benim. Bunu da inkar edemez. Oradaki komşuların evlerinden çok çok daha iyi bir evi var. Peki niye sattı evini biliyor musunuz? Oraya iyi bir masraf yapmış ve borçlanmış. Borçlandığı için de borcunu ödeyemiyor.
Bana borçlanmışsınız. Nereye? Evet, bir saniye. Ben o evinize. Kendi evinize masraf yapmışsınız. Tamam da eve masraf yapıldığı için o ev satılmaz ki. Bir saniye. Bir satılacaksa kar etmek için satılır. Söyleyebilir miyim? Lütfen. Ben o eve evet tadilat ettirdim. Fakat ben satmak için etmedim ki tadilatı. Oturmak için. Tabii ki. Bir, ikincisi ben evimi neden satayım ya? Alınmış bir ev satılır mı? Hayır, asla. Üçüncüsüne ben o evi tadilat ettiysem eşyaları sokağa attım, eskileri. Ben yeniden eşya alacaktım. Benim birikmiş param vardı. 4 tane kredi kartım vardı. İşçilerin parasını birikmiş paramla ödedim. Komşularım şahit, buna sorabilirsiniz. 4 tane kartımdan bütün malzemelerimi aldım ben. Kartlarımın da asgarisini değil dönemini ödedim. Bitirdim. Cemil Bey'le ben öyle tanıştım. Peki iddianız nedir? Cemil Bey sizin paranızı nasıl Cemil Bey nasıl olabilir? Yedi? Benim 4 tane kartım var işte. Hı. ATM kartına gidiyoruz yatırmak için. Cemil Bey kartlarımı aldı elimden. Cemil Bey o kartlarımı harcama yaptı. Yeme ya, dedi ya kızım diyerek de onun gözünü yaptırdı kartımla. Peki bakın, sizin yaptırdı. İddianız benim paramı bu evet. Adam aldı evet. Takır takır yedi, doğru evet. Mu? Evet, evet. Peki üstelik hadi bunu geçtik şimdi, bu bir bölümü. Tamam. Bir de bu komşu olayına gelelim. Siz Hande Hanım'ı komşunuzla, eski komşunuzla aldattınız mı? Hayır, aldatmadım. Ben Hande Hanım'ı... Bir birlikteliğiniz oldu mu hanımefendiyle? Oldu, bakın şöyle oldu. Şimdi Hamide Hanım'la ben yaşadığım o 9 sene, yani bugün bu 10. senemiz. 10 sene boyunca ben Hamide Hanım'ı aldatmadım. Kendisini zaten bununla ilgili bende mesaj kayıtları var. Mesajlarda diyor ki... Peki sonra bu hanımefendiyle nasıl aldattınız? Anlatayım. Hamide Hanım laflarını tartamayan bir kadın. Yani konuştuğu kelimeyi, nereye gideceğini, karşıdaki insanın psikolojisinin nasıl bir etkileneceğini bilmeyen bir kadın. Hı. Yani bu kadın, ben 10 sene boyunca sabrettim. İlk 4 senemiz çok iyiydi Zayda Hanım. İlk 4 senemizde... Hiçbir sorunumuz yoktu. Sonra? Sonra bu ev satılma olayından sonra Hamide Hanım bana şey dedi. Benim evimi al. Ya ben param olursa alırım zaten sana. Senden kıymetli değil ki. Peki ben, bana söz ben, bir dakika, vermişti. Sözümü kesme. Bir dakika sözümü kesme. Tamam. Şimdi bu eve ben 6 sene dün buradaki yayında size şunu anlattı. Cemil Nilay'la ilişki yaşadığından itibaren benim kiramı ödememeye başladı. Bu demek doğru ki ben, mu? Evet doğru. 10 aylık bir süreçte ben kirasını ödemedim. 10 aylık bir süreç. Bu süreçte, bakın bu süreçten önce ben bu kadının her ay kirasını zamanında günü gününe yatırdım. Siz Nilay Hanım'ın kirasını ödüyor muydunuz? Hayır. Ben Hamide Hanım, şimdi Nilay Hanım'ın kirasını ödüyorum. Hayır, onun kirasını da ödüyordun sen. Ya bir saniye. Sen bu evi neden sattırdın biliyor musun? Ya bir durur musun? Sen bu evi kredi kartlarımı kullandın. Ödenmesi yapılmadığı için ben kredi çektim. Bu krediyi çektiğim için de bunu da ödeyemedin. Bu evin ödenmesi için 60 bin lira benim bankaya borcum oluştu. Bu ev onun için satılması için peşimden koştun. Tamam. Parka götürdün. Bana değer vermiyorsun dedin. 20 bin peşimden geçtin bu evin satılması için. Zayda Hanım görüyorsun. Yalan yerden... konuşma. Bir şey söyleyeyim. Yalan konuşma. Ben anlatacağım. Bekle. Yalan anlatacağım. Konuşma. Benim bak bağırma orada. Dürüst konuş. Bağırma. Yeter bak, artık ya. Zayda Hanım. Sürekli yalan 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 yalan. Bu ne ya? Sen beni kandırdın. Sen beni i̇şte, kandırdın. Zayda Hanım bu durum benim bundan ayrılmama sebep oldu. Bu durum. Heh. Evet, doğru durum dediğiniz ayrılmana sizin... sebep olur. Şimdi yani sizin evimi istiyorum ben çünkü. Ben bankaların kapanmasını istiyorum. Ben evimi istiyorum. İstersen kime gidersen nasıl git. Nasıl satıysan geri yeter. Öyle. Yeter. Nasıl yeter. Nasıl sattıysan, nasıl gidiyorsunuz attıysan ben de yanındaydım. Hayli kızdırmışsınız. Hayır, yok, yeter. Hayır, hayır. Kızma yeter. Değil. Bunun ben her zaman şahane. 100 bin lira. 100 bin lira değildi. 190 bin liraya aldım. Bu evde de böyle. İşte 100 bin lira. Yuraya vursan o 100 bin lira hem ev alır hem bankaları kapatır. Yeter! Nerede bu para? Nerede? Ha? Aldın götürdün kuyumcuya verdin. Gül ben... sen daha çok mu yersin? Zayda Hanım bakın bir susturun ben kuyumcuya bir anlatayım. Kuyumcuya mı verdi? Evet. Kuyumcuya niye veriyor parayı? Kuyumcuya veriyor ki ne şey işletsin diyerek de. Zayda ama kuyumcuya Zayda gidelim Zayda diyorum götürmüyor. Zayda Hanım gidelim bunların hepsi bakın. Hepsi yalan ya. Ben niye yalan söyleyeyim de buraya çıkayım? Yaşamamış olsam ben buraya çıkmam. Çıkmam. Sen sebep oldun buraya tamam. Çıkmama. Lafını bitir ben konuşayım. Lafını bitir. Cemil Bey sizin Hande Hanım'ın parasıyla ilginiz nedir? Hiçbir ilgim yok. Hiçbir ilgim kadın yok. Kadın parası neden? Nesin sen? Hiçbir Allah. İlgim yok. Kadın parası yemem diyorsun. Yemem biliyorsun sen bunu ahlaksızsın çok iyi biliyorsun. Ahlaksızsın sen. Ben ahlaksızım adam öyle mi? Adam olsaydın karşıma tamam. Gelin konuşurdum çünkü. Sen güzel. Benimle konuşmadın tamam, bir dakika, kaçtın. Bir dakika burada dur. Zayda Cemil Bey bu arada bir şey söyleyeceğim. Yani biz sizi güvenli odaya koyduk ama aslında buraya da hayır, gelebilirsiniz. Hayır. Gelirim bir saniye. Ben istemiyorum.
Hayır. Şimdi bu kadın saldırgan bir kadın. Neden? Ben saldırgan. Çok sizin derdiniz yüzleşmek değil mi? Evet, yüzleşmek. Ha orada ha burada. Yüzleşmek yok. İstiyorsanız ben onu açık ve net söylesin. Kendisi orada olmak istiyor. Evet, İsterseniz ben, buraya da gelebilirsiniz. Ben, buyurun. Bakın. Gelin o zaman. Gelin oradan tam göremiyorum sizi. Net olarak bana şu para mevzusunu artı aldatma mevzusunu lütfen anlatın. Buyurun. Sayın Hanım, böyle olduğu geldiniz. İçin zaten ben... Zaten ben böyle yaşadığım için ben böbür ettim. Ben bağırdım, ben söylendim, ben kızdım, ben öfkelendim. Çünkü neden? Benim evim gitmiş. Ben bankaya borçluyum, ben ihanet uğramışım. Ben dırdır edemez miyim? Ben konuşamaz mıyım? Ben susmak zorunda değilim. Ya bir dakika ben bir şey konuşacağım. Peki ne olduğunu bir anlatsın Cemil Bey. Bakın. Siz onu en pratik şekilde. En pratik şekilde anlatacağım. Ben delillerimi de sundum size. Bundan gördüm ben mesajları okudum tabii, ama tabii. Kendi mesajlarınızı silerek bana göndermişsiniz. Yok, öyle olmaz. 9 gün önce. Sizin hayır, ne dediğinizi göremiyorum. Sadece hanımefendiler. Bir saniye. 9 gün önce. 9 gün önce. Bu kadının bana yazdığı mesajlar var. Tamam. Ayın 14'ü yani Nisan'ın 14'ü. Söyle, sizinle barışmak istemiş. 12 kişi. Hayır, barışmak, size ulaşmak barışmak mı istemiş? Değil. Bunun yok derdi barışmak değil. Şimdi ben ona diyorum ki ben hastayım. Gelemeyeceğim. Sesim kısılmış. Gelemem ben sana. Aslında ben gitmek istemiyorum. Bağırdım. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Şimdi niye? Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, ben söyleyeceğim. Bayramdan sonra, bayram gideli kaç gün oldu? İkinci haftadayız değil mi? Bayramdan sonraki haftada evet gelip evini de alacağım, bankala da kapatacağım. Nerede para? 1.900.000 TL nerede bakayım? Nerede? Şimdi bakın, nerede? Bir şey söyleyeceğim. Bakın. Nilay'la yaşadın sen, Nilay'la yaşadın. Nilay'la da yaşıyorum hala. Nilay'a gittin, ameliyat ettirdin sen onu. Sen ona iş yeri açtırdın. Ben adım gibi biliyorum bunları. Nilay Hanım'a iş yeri mi açtı? Açmış. Ne iş yapıyor hayır. Kendisi? Nilay, tekstil işi yapıyor. Bakın ben Nilay... Bir dakika, ameliyat mı? Evet, göğüs ya ameliyatı yaptırmış. Tabii göğüslerini yaptırmış. Ne yaptırdınız bak, göğüslerini? Sizin paranızla mı? Ben bir şey yapmadım. Ben benim paramla veya Cemil değil. Cemil Bey, benimle yapıldı. Tamamen Nilay Hanım'ın göğüslerini yaptırdı. Benimle barıştı. Hayır, ben hiçbir şey, Nilay'a hiçbir şey yaptırmadım. Bakın bunların hepsi iftiradan başka bir şey değil. Bir dakika Hande Hanım, bir dakika bir anlatayım. Bir kere Cemil Bey, Nilay Hanım'ın göğüsleri mi yapıldı? Yapılmış ya, kendisi yaptırdı. Benimle hiçbir alakası yok. Yaptırdı diyorsunuz, biliyor musunuz? Biliyorum. Bak, ne yaptırdı biliyorum. Göğüslerine? Silikon yaptırdı. Bunu ben biliyorum. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Ben götürdüm hastaneye onu. Ha. Ama, siz ama Nilay Hanım'ı göğüslerine başını, silikon yaptırması için hastaneye mi götürdünüz? Bir dakika, bir dakika. Annesi, Nilay'ın annesi oradan bir tarla payından... Bir para kalmış Nilay'a vermiş. Nilay bana böyle anlattı. Nilay'a vermiş. Nilay da bunu 6 senedir arzuladığı bir şeymiş gidip yaptırdı. Ben de yanındaydım. Siz Nilay Hanım'ın silikon taktırırken hem yanındaydınız, götürdünüz, getirdiniz. Evet, ama evet. Parayı ben vermedim diyorsunuz. Ben vermedim, yok kesinlikle. Ben Nilay'a hiçbir şey vermedim. Peki Hande Hanım bilmeden vermiş olabilir mi? Hayır, bakın hanımefendi ben yalan konuşan biri değilim. Ben Nilay'a... Hiç yalan konuşma. Hiç yalan konuşma. Şimdi Cemil Bey bana bir şey... Lütfen o kadar bak. Dürüstsün ki bizim sen. Bizim aklımızla oynamayın. Hangi adam sadece arkadaş olduğu bir kadının silikon yaptırmak için hastaneye gittiğinde yanında tutar... Ya arkadaş değildim o zaman, hayır. Sevgilisi arkadaş, miydiniz? Tabii, o... Sevgilisiyseniz... Ama bir saniye... Siz nesnen olmadınız mı peki? Hayır, hayır, bir şey ben bunu zaten miyim? Terk etmiştim. Hayır. Bu kapıya polis geliyor, bakın bir dakika. Hayır. Kapıya polis geliyor, polis diyor ki... Burada kayıtları var bunların. Cemil 1,5 senedir burada yaşamıyor. Cemil'in evi burası değil. Polise de bu... Ne zaman söyledim peki onu? Ne zaman söyledim? Ama ne zaman söyledim? Bundan 3 ay önce. Kim geldi kapıya önce? Gümüşçü kimdi? Şükrü geldi. Bak, Şükrü, Şükrü kapıya geldi. Benim gümüşlerimi çaldı dedi tamam, senin için. Tamam, bunlar, senin bak, bunlar için benim gümüşlerimi çaldı seninle, dedi. Şükrü kapıya geldi. Bak. Bir dakika ya. Şükrü benim kapıma bunlar gelemez. Seninle, Şükrü gelemez. 2 gün sonra polis geliyor. Şükrü şu anda nerede biliyor musun? Nilay'ın babası seni şikayet edici. Polis geliyor. Ben de diyorum ki burada yaşamıyor. Bir dakika, Nilay'ın babası niye şikayet ediyor? Bunu şikayet ben etmiş. Orada Nilay'ın içmiş mi, ne yapmış, çamur patlatmış, babası gitmiş, olmuş bundan şüpheleniyorlar. Ya bir dakika. Bir, bu ikinci de... Bak Cemil Bey çok enteresan şey evet. Değil mi? Ben bir kadının söyleyeyim, hayatına evet. Giriyorsunuz. Bu sizin tamam. Eski evliliğinizdeki hanımefendi, komşunuz. Bakın, İkametgah şey da benim evimde olduğu için boyunca, polislere bakın, geliyor. 10 sene boyunca, bir saniye dur. 2018'de ben bunun evini satmışım. Hadi öyle diyelim, öyle diyelim. Diyelim değil, evini sattırdım satmışım. De, sattırdım bir dakika, ya, bir diyelim dakika. Değil. Lafımı kestim. Diyelim değil, sattırdım de. 2018... Hande Hanım siz de ve hanımlar lütfen... Allah aşkına hiçbir adam için ev mi satılır ya? Bir saniye. Niye evinizi, malınızı, mülkünüzü, paranızı sahip çıkacaksınız ya? Zaydan, ama neden sattım biliyor Zaydan, musun? Zaydan ben ilkokul kredi mezunuyum. Kredi kartlarımı kullandım. Zaydan. Kredi çekildi. 60 bin lira gidip Zaydan, kullandım. Sizin kredi kartı borcunuzu ödemek için. Bak o ben değil. Benim adım olanı. Ben ilkokul mezunum. Bu iki tane üniversite mezunu. Bakın. Bakın.
Hem aynı müşavir. Zamanda sizin mesleğiniz neydi? Mali müşavir. Mali müşavirsiniz. Bir saniye. Yani. İki tane üniversite bitirmiş bir kadın, mürekkep yalamış bir kadın. Ben de sözüm ona bunun yanında cahil ilkokul mezunu bir adam olurum. Bir aşk kadının onu gözünü kör edebiliyor. Yok, bir yazık. Bir dakika. Hayır, yani. Öyle ama aşk değil bu. Bakın. Dün buradaki Zahir Hanım, ben bunun dün konuşmalarını geceden bu yana izliyorum. Dün geceden beri uyumadım. Sabah 6'da bu kapıya geldim. Sabah 6'da. Ben kendimi savunmaya geldim. Niye? Tamam, savun. Bu kadının baştan aşağı söylediklerinin tamamı yalandır. Dün damadını aradım. Hı. Halil Pehlivan aradım. Halil dedim, bak senin annen şizofren bir kadın. Ben biliyorum çünkü bana göre şizofren. Bakır köyde tedavi. Bir dakika. Öyle bana göre öyle bir şey diyemeyiz. Niye? Bakın ben anlatayım. Bak, psikoloğumuz var. Öyle bir teşhis koymak bu kadar kolay bir şey değil. Öyle bir yafta yapıştıramazsınız kimseye. Söylediği şeye inanırsınız. Evladına da söylemek çok uygun bir şey. Hayır hayır, ben söylüyorum bunu. Niye söylüyorum? Doğru bir şey olmadığını söylüyorum size. Tamam, böyle bir, doğru bir böyle şey bir telaffuzu kabul edemem. Bununla, bunu bakın, kullanmayın. Bu, hanımefendiyle yaşayan benim. 10 seneyi geçiren benim. Yaşamasaydınız Cemil Bey o zaman. Evet. Her zaman benim komşularım bağlansın. Niye bırakmadın beni? Doğan abi bağlansın. Bak herkes benim kim olduğumu, Cemil Bey, ne olduğumu size biliyor. Net olarak bir şey sormak istiyorum. Nilay'la sevgili olmuşsunuz. Tamam. Doğru mu? Doğru. Ona silikon taktırdınız mı? Ben yapmadım. Doktor kendisi parasını siz mi verdiniz? Hayır, hayır. Peki hayır, şeyi kesinlikle sormak istiyorum Zayda Hanım. Bu kız 6 yıldır mı 9 yıldır mı ne göğüslerini yaptırmak istiyor dediniz. Bir evet, estetik ameliyatı. O hayali olduğunu söyledi bana. Hayaliymiş yıllardır. Siz tesadüf, bunu biliyorsunuz. Tesadüf mü oldu tam da sizinle flört ederken, tam da hanımefendinin para alıyor, hayır, hayır, evinin ilgili bir parası şey yok. Satılırken falan hani bunların hepsi birbiriyle bununla tesadüf mü? Bununla ilgili hiçbir şey yok. Ben bunu bırakmışım. Hı hı. Çünkü bunun bana yaptıkları bir değil, iki değil, üç peki değil. Bugün burada konuştuklarına bir dakika dur. Burada konuştukları benim hiç alakası olmayan bir tane İknur diye bir müşterim var. O kıza gece mesaj yazıyor. Evet, kız bana evet mesaj atıyor. Diyor ki bana ilk, bu ismini bahsettiğim İzmir'deki arkadaş. Cemil, ben senin ilk karını da biliyorum, ikinci karını da biliyorum. Ben yüz yüze gelmiş bir adam değilim o kadında. Bakın, ne diyor size peki? Diyorum ki sen ne demeye çalışıyorsun diyorum. Hani bu ne demek? Senin diyor ilk karın neler neler anlatıyor. Onun çenesinden bende kayıtları var onların. Tabii. Çenesinden bıktım. Doğru. Artık telefonu konuştum açmamak istiyorum. Ben inkar etmem. Sizin ve ilk kadın karınız dediğiniz hayır Hande mi? Evet. O zaman ikinci karınız kim? Nilay'ı söylüyor işte. Bu anlatıyor Nilay ya. Nilay sizin ikinci karınız mı oldu? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu anlatıyor. Ben söylemiyorum. Hayır. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu ben beni 21 ki Ekim'de bırakıp gitmiş ya. Nilay'la yaşıyor. Ki. Bana bitti diyor. O arada da İknur beni Face'e ekliyor. Bak ben de konuşabilirim. İknur yalan kim peki? İknur bunun müşterisi İzmir'de. İzmir'de. Tamam mı? Biz bir dakika bir İknur'a gelmeden bir Nilay'ı çözelim de sonra tamam İknur'a geliriz. İşte onu anlatıyor. Ben de onu anlatacağım. Nilay'la bunun ne alakası var? Onu söylüyor işte. İknur anlatıyor. Ben de anlatayım sonra o zaman. Bu benim ben hiç olmayan, hiç olmayan yani olmayacak şeyler bunlar. Gelip hiç bir müşterim bu ya, benim müşterim yani bu kadının benimle uzaktan yakından hiçbir peki alakası yok, ilgisi yok. Niye tamam size yüzünü mesaj görmedim atıyor? Bakın yüzünü görmüş değilim. Niye size mesaj atıyor? Bu anlatıyor. Bu bunları anlatınca kadın da bana diyor ki bak senin ilk karın yani bu anlatmış neler olduğunu. O dönem işte bunun bak mesela dün bir konuşması var. Dünkü konuşmasına diyor ki ben Hatay'dan geldiğimde ben gittim otogardan aldım. Evet. İki tane evet, ben evet gittim aldım. Heh. Dün bunları söylemiyor. Arabada diyorum ki bak Nilay şey. Nilay Hamide, Nilay bak aklıma. Peki bir dakika adı geçti kendisi de geldi bir son dakika. Nilay Hanım merhaba. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. Nilay Hanım şimdi adınız hoş çok fazla geçiyor ederim burada. O yüzden ben birebir size sormak istiyorum. Siz Hande Hanım'ı rica tanıyor musunuz? Ben soru ismini kaldırabilir misiniz? Şu an resminiz yok zaten. Resmi yok. Siz tamam, Hande Hanım'ı tanıyor ederim musunuz? Hande Hanım'ı ne olarak tanıyorsunuz? Ben onu Cemil Bey'den tanıyorum. Cemil Bey'in eşiyken Hande Hanım, Cemil gerçekten Bey sizinle onu aldattı mı? Efendim? Cemil Bey, Hande Hanım'ı sizinle aldatmış olabilir mi? Hayır, aldatmadı. Yalan, yalan. Onların zaten yalan bitmiş bir ilişkisi aynen vardı. Yalan, 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 yalan. Peki yalan size yalan, yalan, yalan konuşma be! Sen bunu içki içmeye emre davet etmedin mi? Yani içki içmek için emre davet etmedin mi? Senin saçların var benim evimde. Senin saçların var benim evimde. Evimde saçların var ya. Saçların var benim evimde. Yalan konuşma. Zeyda Hanım. Yalan konuşma. Zeyda Hanım. Duruyor duruyor saçların. Nilay Hanım. Şimdi bakın bazen dinleyeceğim sizi. Bir dakika sakin olalım. Sizin bir operasyon geçirdiğinizi, silikon operasyonu geçirdiğinizi evet, söyledi evet Cemil Bey. Evet, ben tekstil işindeyim. 5 tane atam vardı. Gittim onu. Evet. Bozdurdum. Benim 6 yıldır işlerim vardı.
birikeyim de ben bir şeyler yapayım diye gittim. Klinik var. Gittim oraya kendi ellerimi teslim ettim. O bir. Artı olarak Cemil Bey size eşlik etti mi? Yaptırıyorum. Nilay Hanım, saniye. Cemil tabii Bey yanınızda mıydı hep? Evet. O zaman sevgili miydiniz? O zaman sevgili miydiniz? Sevgiliydik. Evet. Sevgiliydiniz. Peki size maddi destekte bulunmadı mı kendisi? Destek asla. Olmadı mı? Asla. Yok asla. Makinalarımı da ben kardeşimin kartıyla aldım. Tolga makinesi. Tabii. Bakın hepsine ben bunu ispatlı edeceğim. Evet. O Ahmet Hamdi Sindel'de müsteşar resimlerim varmış. Onu da yarın savcılığa gidip bugün işim var. Gidip şikayetçi olacağım. Bir dakika Nilay Hanım. Sende Nilay Hanım'ın resimleri mi var? Müstehcen resimleri mi var? Var. Dün söyledi, yayında söyledi. Yayında söyledi bunları. Ben bu dava edeceğim. Ben de dava edeceğim. Bu gönderdi. Nilay Hanım bir dakika. Bu gönderdi. Cemil Bey'in gönderdiği bu gönderdi bana. Bu resim karakoldayken. Karakoldayken. Bu resimler sende dursun diye bana gönderdi bu. Bak. Karakola düştüler, Bir dakika, hat kimin adına dün kendi söyledi? Benim kullandığım. Bir dakika Nilay Hanım. Nilay Hanım, siz kavgalıyken, müstehcen evet. resimlerinizi Cemil Bey Hande Hanım'a mı gönderdi? Hayır. Valla evet. Hayır, onun hat kendi üzerine olduğu için. Hayır, sizin Hande Hanım'da ne işi var? Benim adıma da olsa, sizin kullandığınız telefon benim adıma olsa, sen bana göndermeden o telefonun benim adıma düşmez. Yalan, düşmez. Gönderilmeden. Size nasıl geldi Hande? Kendisi gönderdi, karakola düştü ya. Bir dakika, Cemil Bey neden size, Nilay Hanım bir dakika. Cemil Bey neden size Nilay Hanım'ın müstehcen fotoğraflarını göndersin? İlk karakola düştüklerinde. Bu bana onları gönderdi. Saçma. Bunlar sende dursun dedi. Neden? Neden kavga ettiler ne bunlarla ne sokak ne ortasında? Ofisim ola kendisi Gümüşsuyu altı yapmak için. Biz evde de kavga ettik. Ben de Ali Müşavir için evden taşıdım. Benim adım yazılı tabelanın üzerinde. Orada kavga ediyorlar. Bir dakika Nilay. Karakola düşüyorlar. Karakola düşünce bu beni arıyor. Benden. Bana da onun resimlerini yolluyor. Bir dakika Hande, çok oradan gidiyorsunuz. Sizin Hande Hanım'ın adının yazdığı tabelasının olduğu iş yerinde. Evet. Nilay Hanım'la ne yapıyordunuz? Neden orada kavga ettiniz? Orada da kalıyorlardı. Bir dakika dur. Orada da kalıyorlardı. Ben orada kalıyordum. Bunun yanına gitmemek için. Çünkü yalan. İş yerinde kalıyorum. Tabii iş yerinde kalıyorum. Hande Hanım'la iş yerinde kalıyordunuz. Bakın ben orayı. Çünkü evini sattırdın, parasını alınca bunun evine gidemiyorsun artık. Dakika. Öyle yok, mi acaba? Hayır öyle bir şey yok. Bu kadın aynı bu şekilde saldırgan. Benim işte parmağımı tutmalar, beni öldür, elime bıçak vermeler. Parmağınızı mı tutmak? Tabii bana saldırıyor, bildiğiniz saldırıyor. Cemil Bey, kadın beni aldıysanız, bir de üstüne aldattıysanız. Kadın, sen beni dövdüğün için tutuyorum parmağım eline. Hande Hanım, bu para nasıl geçti Cemil'in eline? Benim, bir dakika, bir şey söyleyeyim. Bir dakika, paraya değil. Önce, paraya gelelim, paraya gelelim. Hayır, paraya gelmeyelim. Sizin kendisinin üzerinde tabelası olan iş yerinde kaldığınız zaman... Demek ki Nilay Hanım da oraya gidiyordu, geliyordu. Orada mı beraber oluyordunuz? Evet, orada da beraber olduk Nilay'la. Yalan peki yok, ama bu Hande Hanım'ın iş yeri. Hayır, kamera ben o Hande Hanım'ın iş yeri ise o iş yerini işleten benim. Ben yanında. Siz nasıl bir maliyeciyim? İş yerini diyorsunuz ki ben ilkokul mezunu nasıl işletebilirsiniz? Bakın, ben şimdi anlatayım. Şimdi mali müşavirin ticaret yapması kanunen yasaktır. Ticaret yapamaz. Ben bunları ifade ediyorum onda. Bakın ben orada değilim Cemil Bey. Siz Nilay Hanım'la kavga etmişsiniz. Evet ettim. Sonra 7 kere 8 kere. Karakola gidip düşüyorlar. Peki karakola düşüp de Hande Hanım'a fotoğraflarını gönderiyorsunuz. Hayır, yok. Neden? Yalan. Peki nasıl fotoğraflar benim onun telefonuna geçiyor? Bakın ben söyleyeyim. Ben sarhoşken telefonumun şifresini bu bilir. Çok iyi biliyor. Alıyor telefonumu. Sarhoşken. İşte o telefonu yanından ayırmazsın affedersin. Yatarken yaz. Kendi telefonuna yüklüyor. Oradan gelen kodu kendi telefonu, benim telefonuma gelen kodu kendi telefonundan giriyor. Bak kendi telefonundan giriyor. Yani sizin üç tane hattı var. Bakın üç tane hattı var bunun. Üç tane. Üçünü de biliyorum. Ben... Ya bırak konuşayım. Üç tane. Bütün hepsi kendisine aittir. Ben bu hatta, şu kullandığım hatta her ay 4500 lira. Bak 4000 lira. Cemil Bey, sizin telefonunuz ediyorum. Neden onun telefonu? Neden sizin kendi attığınız yok, kendi adınızla, kendi ödüyorum. Üzerinize? Bir saniye, kendisi verdi bana. Hayır, kendisi verdi, alınır mı canım kadının telefonu? Yok, şimdi kadının söylüyor, üzerine, faturanın üzerine geliyor. Fatura onun üzerine, hat onun üstüne, kendi... Ya söylüyorum ben burada...
kendine yollattı dediniz. Şimdi telefonumdan yollattı. Yok yok, hayır, bize telefonumu da kopyalıyor. Aynı zamanda ay, ben bunlar ne biçim? Cemil Bey, bundan korkan adam karısının yani telefonunu almaz. Mantıklı karısının konuş. Hattını yalan kullanmaz. Ya mantıklı konuş ya. Bu hattı ben 8 senedir kullanıyorum. Bak 8 üstelik. Senedir. Tabii ki 8 senedir kullanıyorum. Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Cemil Bey, neden başka birinin hattını kullanıyorsunuz? Zaylar, bir saniye ya. Mantık diye bir şey var. İşte ben o yüzden soruyorum. Dolandırdıysam. Bir saniye ya. Ben bunu dolandırdıysam. 2014'te ben bunun evini sattıysam. 2018. Bir saniye. Şey, 2018. Pardon. 2018'de evini sattıysam. Lisan bir şaka gibi. Lisan bir şaka gibi. Bir susar mısın? 2019'da bu neredeydi? 2020'de bu neredeydi? 2021'de bu neredeydi? 2022'de bu neredeydi? 2023'te bu neredeydi? Onu aldatmaya bir saniye, başladığınız hayır, zaman mı acaba bu hayır, daha fazla ona? Bunun hedefi Nilay zaten. Bakın ben değilim hedefi. Hedefi Nilay. Neden Nilay Hanım? Niye Nilay? Nilay bunun evine girip çıkan. Oturup beraber üçümüz. Kim tanıştırdı? Yemek yiyen. Çünkü ben tanıştırdım. Ama Cemil Bey, sizin Nilay'a yaptığınız da, doğru bir şey mi Allah Nilay, aşkına? Nilay hatta mı? Hatta mısın Nilay? Hatta. Da, Nilay, bak Cemil Bey, bunu normal olarak söylemeyin. Dair, bak, sizin eşinizle tanıştırdığınız bir kadınla sonradan sevgili oluyorsunuz. Bakın bir şey söyleyeyim mi size Cemil Bey? Bunu Leyla Hanım, beni bir dinler misiniz? Bunu eski eşinizin evini satmadan önce, yani satmamış olsanız bile bir kadını eve sokup, onunla tanıştırıp sonra aşk yaşamak, bunu da bu kadının bakın, gözünün önünde bunu, yaşamak, hayır, bırakın ev satmaya, bu aşk kadının çıldırması, bakın, bir saniye. Bu kadının bunları burada sinir krizi geçirmesi çok kadar, değil. Hayır, dinle, bunlar karşı dinle, bu bir iftiraya girer. Yapılmaz yani etrafta dinle, başka kadın benim, mı kalmadı? Benim evet, kadınlık bakın, onunla Hanım, da oynadı. Peki bir dakika Nilay Hanım da bir konuşsun. Nilay Hanım buyurun, bakın bir sürü iddia var sizin. Silikon bakın, operasyonunuzdan, tamam, ben, sonrasında müstehcen fotoğraflarınızdan çok şey konuşuldu. Bunlara cevap verir misiniz lütfen? Ama ben konuşamıyorum, konuşamıyorsunuz ki. Şimdi konuşun, buyurun. Şimdi ilk baştan anlatayım olayı ben lütfen, size. Lütfen, lütfen. Benim bunlarla hiçbir alakam yoktu. Ben kendi başıma tekstil işimi yapan bir bayandım. Aynen. Daha sonra bunlar benim hayatıma girdi. Cemil zaten ben 20 yıldır tanıyordum. 2-3 ay olacak, işte 1,5 yıl öncekte. Benim hayatıma girdiler. Beni işte her gün bir yerlere çağırıyorlardı. Daha sonra evet, hep birlikte gidiyorduk. Bir gün Kumburgaz'a götürdüler beni. Doğukan, Yemi, Hamide, ben. Bunlar denize girdi, Hamide ile ben. Otururken bir anda Cemil'in pantolonunu aldı. Evet. Ben de kadınım. Yani ben doğru, de kadınım yalan yani. Yalan söylüyor. Daha sonra bizim arasında bir yoktu, şey yok. Bir dakika Cemil'im, bir dakika ne olduğunu anla bir dakika. Ben bilirim, yalan diyeceğini biliyorum. Yalan be! Ama Cemil'in pantolonunu aldı ne demek? Pantolonunu aldı bunlar denizdeyken, içindeki paraya baktı, 5 tane 200'lük. Dedi ki, ya dedi ben bunu alamam. Yazıklar olsun. Bir dakika anne, bir dakika duymak istiyorum. Buyurun. Ya Allah Allah. Yazıklar ya ben, olsun. Bakın ben yalan, de kadınım. Benim başıma gelmesini istemediğim yalan şey, ben başka kadına yaşatmam. Yalan sonra, söylüyor. Sonra bir gün eve gittik. Yalan evde söylüyor. Dedi ağlıyor. Ben bu adamdan kurtulamadım. Bu adam benim yakamı bırakmıyor. Pislik. Lanet olsun. Yani sürekli bir aşağılama, aynen, kötüleme halinde. Başka bir yere götürüyorlar. Ama ilişkimiz yok Cemil'le bizim. Hı. Daha sonra başka bir yere götürdüğü diyorlar. Cemil şeye kalkıyor. Çay, işte tuvalete falan gittiği zaman böyle yapıyor. Ağlıyor, bu adam bunu yaptı, şunu etti diyor. Cemil geliyor, gülüyor. En son ben bir gün Cemil'i çağırdım. Dedim ki böyle böyle dedim. Bak benim derdim bana yeter. Sizin sorunlarınızla uğraşamam. Durum böyle böyle. En son Cemil'in namusuna laf edince bir şey söyledi bana. Ben orada şok geçirdim. Ne söyledi? Dedim, benim problemim bana yeter. Siz kendi karı koca aranızdaki meseleyi çözün. Namus girince dedim araya, ben orada bir dur dedim. Ne söyledi size? Daha sonra üvey kızıyla aşık olduğunu söyledi. Çünkü üvey kızı yalan, benim elimde de büyüdü. Vallahi yalan, billahi yalan. Bunlar beni bitirmek için ikisi birlikte işbirliği yapıyorlar. İşbirliği yapıyorlar. İşbirliği yapıyorsunuz. Yalan konuşma. Yalan konuşma. Peki bir dakika. Yalan konuşma. Tamam. Söyler misiniz Nilay? Siz aile dostu olurken bir anda onların ilişkileri ve Hande Hanım'ın serzenişlerinden rahatsız oldunuz. Uzak durmaya, uzak dursaydınız nasıl sevgiliye döndü bu ilişki? Sizin ilişkiniz Cemil Bey'e nasıl ilişkiye döndü? Yok, benim, eve inter, eve gidip. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nilay Hanım söyler misiniz? Cemil Bey'e nasıl aşk yaşamaya başladınız peki? Yani sonra onunla, o derdini anlattı, ben anlattım. İşte çay bahçesine gittik, konuştuk. Hamide'nin bana
gerçekten yalan söylediğini ispatladı mesajlarda. Evet. Sen eline beline sahipsin, şöylesin, böylesin diyor. Senin ayağına secde söylüyor. Dedim ki ben bu nasıl bir iş dedim. Çetelerim dedim, nasıl bir işe düştüm ben dedim. Ben orada bir şok geçirdim. Hani dedim o zaman şizofren olduğunu anladım. Benim yeter bir arkadaşım var. Bir gün onunla eve de gittik. O da anladı. Kadın hasta dedi. Ondan sonra o ara... Peki bir dakika bakın bunlar... Yani. Tamam bunları anlatıyorsunuz ama... Ben istiyorum. Bir dakika Hande. Benim evimi öde. Benim paramı ver. Nereye gidersen git. Siz nasıl... Buyurun. Cemil Bey sizden hoşlananları ne zaman söyledi? Vallahi bu olay işte o kumurgaz olaylarından bir ay sonra zannedersem. Nasıl söyledi? Nasıl söyledi? Ya dedi ki Nilay dedi ben de gerçekten dedi iki kadından da çok yoruldum. Bak görüyorsun hepsini de hani mesajları gördüm konuşmalarını dinledim. Daha sonra sen dedi çok yoruldun dedi. Gel dedi ayaklarımızı ömür boyu birleştirelim. Allah Cemil size evlilik mi teklif etti? Bir dakika Hande. Evet evlilik teklif etti. Nikah Cemil Bey öyle mi oldu? Doğru. Ettiniz mi evlilik teklifi? Tabii. Peki o sırada Hande Hanım'la beraberdiniz zaten ama. Zaten benim bir ilişkim kalmadı. Bakın ben anlatayım bakın, size. Bakın bana şimdi da bana geldiğinde söz, ne dedi Cemil bana Bey biliyor musun? Fırsatı vermiyor. Bu arada bir dakika Hande Hanım. Cemil Bey siz kaç yaşındasınız? Ben 44 yaşındayım. 44 yaşındasınız. Nilay Hanım siz kaç yaşındasınız? 66 doğumlu 59 yaşındayım. Ben de 59 yaşındayım evet. O da 44. Siz de mi 44? Aramızda bir ay var Nilay'la. Peki Cemil Bey siz evlilik teklifi yaptığınız zaman... Hande Hanım'la helalleşmiş miydiniz? Artık ben Hande Hanım'a defalarca, bunu ben iki senedir söylüyorum. Benim mesaj kayıtlarım var. Kendisi bana yalvarıyor. Ne olursun beni bırakma. Özür dilerim. Ben seni bırakmam. Bir dakika ya, bir dakika. Peki, peki, ne olursun peki, ben beni bırakma. Böyle özür dilerim. Ben hata yaptım, eşeklik yaptım. Ben niye böyle mağdur bunlar. Bir dakika Hande Hanım, bir de anlayalım. Eşeklik yaptım, benim kimseye konuşmamam lazımdı. Bu hatayı yaptım, beni affet. Bunlar mesajları da var. Tamam. Peki Hande Hanım'ın hatası dediğiniz nedir? Hatam herkese konuşmakmış. Sağda solda gidip olmayan şeyleri olmuş gibi konuşmak. Nedir olmayan şeyler? Bakın ne? Olmayan şeyler. Ne? Şimdi ben 22 sene bir evlada emek vermişim. Hı. Sen benim evladımı diline dolayamazsın. Benim, adama bakın, affedersin. Ben söyleyebilir miyim? Ben bir şey söyleyebilir miyim? Damadına nasıl saygı duyuyorsam. Bir saniye bir saniye. Yani birbirinize saygılı olsun tabii, zaten tabii. Bu ilişki ben damadına nasıl saygı duyuyorsam ki damadı aslında bana göre ben damadının çok iyi bir çocuk olduğunu biliyorum. Çok çok iyi bir çocuk aslında. Bu damadı bununla görüşmüyor. Kızı bununla görüşmüyor. Mesaj kayıtları dün damadı bana attı. Siz kendinize gelin. Bakın. Sizin taraftan ne oluyor? Bakın bana bu kadar iftirayı atıp bu kadar iftiradan sonra benim halen bunun yüzüne bakmam sizce ne kadar doğru? Yani, peki Cemil Bey bu kadar iftira diyorsunuz. Bu kadar kabarık bir borç. Bu kadın nasıl benim yapmış değil olabilir? O borçlar. Hiçbiri benim değil. Hanımefendi bakın 6 sene boyunca ben bu evin kirasını ödemişim. Ben buraya gelin, niye çıktım bir saniye, o zaman bir saniye. 6 yıl boyunca 72 ay yapar bu. 72 ayı 4,5'la çarparsanız sizin karşınıza 324 bin lira bir siz para çıkar. Siz ne iş yapıyorsunuz Cemil Bey? Yani bu parayı mecbursun ödemeye sattırdın çünkü. Siz de çalışmadan önce bu kadının hiç borcu yok ve para biriktiriyor ve ev alıyor. Hayır, siz de, kardeşim, yok ne zaman ki siz hayatına yok, giriyorsunuz evi elinden gidiyor. İddia bak bu iddia bana ispatlayın. Arkadaşından belli zaten. Ben bu kadının evini satmışsam para benim hesabıma ya da şimdi soruyorum size. Para senin hesabına yapmıyor. Bu kadın maliymiş abi. 60 yaşında bir kadın. Bir saniye, bir saniye ya bir saniye. İki tane üniversite bitirmiş 60 yaşında bir kadın. 60 yaşındayım bu kadın mali müşavir. Yıllarca maliye okumuş. Maliye okuyan bir kadın. Şimdi ben size geldim. Sizinle bir samimiyetimiz var. Dedim ki Zayda Hanım bana 100 bin lira borç verin. Siz bunu ne karşılığında verirsiniz bana? Ya ne veririm ne alırım ben. Bir dakika. Ama kesinlikle. Ya sen ne karşılığı verirsin? Bakın ya. Ya da size gönderirken borç olduğunu söylerim ama avukatım burada. Nasıl oldu? Para şimdi, nasıl geçti Cemil'in evine? Ben anlatayım. Nasıl benim, istedi sizden parayı? Bakın, bir saniye bakın, bir anlatsın Hande Hanım. Kredi kartlarımı kullandı. Evet. Öden aldı kredi kartlarınızla? Kendisi kızın gözünü yaptırdı. Bak. Hatta bir tane kredi kartını yalan vermiş kızın abisine harcamış. Onu bak, da gittik da biz yatırdık. Yalan. Ben yatırdım altınlarımı sattım yatırdım ya. Hande sonra Hanım, evin parası nasıl geçti eline? Ondan sonra birlikte tapuya gittik. Birlikte. Ev sahibini arayabilirsiniz. Yanımıza. Yanımdan hiç ayrılmadı çünkü. Para benim hesabıma geçecekmiş. Ev satıldığı için? Evet. Ondan sonra ev satıldı ama işlemlerin hepsini bu yapıyor. Tamam. Bu yapıyor. Kendi üzerine mi geçirdi o hayır. Parayı? Kendi yok, üzerine üzerine geçirmedi. Yok, hayır. Birlikte bankaya aldı, gittik. Götürdü borçlarına birlikte dağıt. Bankaya gittik. İyi dinleyin bakın. Hande Hanım sizin o dediğiniz borçlar nasıl oluştu? İşte diyorum ya kredi kartlarımı kullandı. Kredi kartı... Ah.
Bak kredi kartlarımı kullandı. Kredi çektim ödemek için. Yalvarıyorum yine kredi kartlarımı kullanma. Alın kredi kartlarını. Vermiyor. Nasıl vermiyor? Kapatın. Ondan sonra? Yani gidip ben bu kredi kartını kullanmıyorum. Bankaya gidersiniz kapatırsınız. Doğru zaten söylüyorsunuz. Kapatmadım. Keşke kapatsa bir de siz kapatmadım. Hani, özür diliyorum. Tamam. İki üniversite mezunusunuz. Haklısınız. Kapatmadım. Ben de kullanacağım diyorum. Bana vermiyor. Ondan sonra kızının gözünü yaptırıyor. Cezaevine girdi o sırada zaten. Oradan öğrendim ben bütün her şeyi. Ben neden cezaevine girdiniz? Bizim bir nitelikli siyasi bir dava vardı ondan girdim. Nitelikli dolandırıcılık. Para nasıl eline geçti? Evet. O parayı nasıl verdiniz? Evin parası. İşte beraber gittik bankaya. Tamam. Çektik, tamam hayatım, aldık. Orada para senin üzerine bankada geçmiş. Bankada mı aldı senden? Evet, bankada mı evet, aldı? Evet. Hangi Beyazıt. 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 Eline mi verdiniz parayı? Evet. Dur. Parayı eline niçin? Hanımefendi niçin? Bakın. 3 tane bankaya borcu var. Koydu, 60 bin lirayı bana verdi. Hani borcum var ya benim bankalara falan. Ha. Onları ödedi. 190 bin TL'yi şu anın 2 milyarı deyin. 2 milyarı neden Cemil Bey'e verdiniz? Bak 190 bin lira kaldı. Cebine koydu gitti. Bak Hande Hanım siz akıllı bir kadınsınız. Ha, doğru ya. Bu konuda aklı akıl durmuş. O ayrı ama Hande Hanım bir adama evi satmışsınız. Niye onun parasını veriyorsunuz? Kocanız da olsa, sevgiliniz de olsa neden veriyorsunuz? İnandım, güvendim, sevdim. Ne yapacaktı o parayla? 190 bin lirayı aldı götürdü. 90 bin lira kendinin borcu varmış. 100 bin lira net kaldı. O 100 bin lira senelerce yok. Versin, peki bir şey söyleyeceğim. Cansu Hanım'ı tanıyor musunuz Cemil Bey? Kim yok. Cansu? Ben tanımıyorum. Tanımıyor musunuz? Yok, hayır. Hayatınızda hiç Cansu diye birisini? Yok, yok. Tanımadınız. Peki. O zaman bir son dakika. Cansu Hanım merhaba. Ya, merhabalar. Hoş geldiniz. Cansu Hanım siz Cemil Bey'i tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Kendisini şu anda yalan söylüyor. Hande Hanım'ı tanıyor musunuz? Hande Hanım'ı da tanıyorum. Peki Cansu Hanım nereden tanıyorsunuz? İstanbul'dan tanıyorum kendisini. Kendisiyle bir para alışverişiniz ya da gönül ilişkiniz oldu mu? Evet oldu. Cemil Bey'le mi oldu? Evet Cemil Bey'le oldu. Cemil Bey'i tanımıyorum diyorsunuz oldu. Cansu Hanım şu an... Kimsiniz Cansu Hanım? Siz kimsiniz? Ben Cansu diye birini Cemil, tanımıyorum. Cemil Bey'le sahilde tanıştık. Kendisi de çok iyi biliyor. İftira. İftira. Bu resmen iftira. Nerede? Namus. Tanımıyorum. Şu anda telefonda. Nerede? Hangi sahilde tanıştınız? Kumburgaz sahilde tanıştık. Bak bu da yalan. Bu da yalan. Kumburgaz'da 24 saat yanımda olan bu. Az önce Kumburgaz'dan bahsediyordunuz ama. Tamam bahsediyorum ama yanımda olan bu. Yanımda olan Liray. Aynı peki bir dakika Cansu Hanım neden bağlandınız? Var mı bir sıkıntı Cemil bir Bey'le iftira. Ya da bak, kadının... Hande Hanım'la ilgili bir sorun var mı? 20 tane var senin yerin altında var ya. Cemil kendisi beni 21 TL dolandırdı ve şu anda yayında olduğumuz için yalan söylüyor. Hatta tamam Allah seni bak Allah 20 bin lira dolandırdıysam seni çıkaracaksın ispat edeceksin. Bana verdiğin parayı kamera kaydını her şeyi ispat edeceksin öyle. Çamur at izi kalsın yok. Bir dakika. Cansu Hanım neden 20 bin TL'yi verdiniz Cemil Bey'e? Sıkıştığımı söyledi ve ben de kredi çektim ve şu anda onu kapatmaya çalışıyorum. Yalan. Yalan ablacığım. Yalan. Peki Cansu hayır, yalan Hanım değil. Sizin bu gönül ilişkiniz ne zaman yaşandı? Yani o sırada Nilay Hanım veya Hande Hanım'la beraber miydi acaba? Allah Allah. Yaklaşık 5 ay içerisinde bana şey dedi. Seninle evlenmek dedi, ben seni çok seviyorum dedi. Yalan, yalan. Neler neler söyledi bana. Peki Cansu Hanım bir şey soracağım. Bunun adamı. Cemil Bey bunun asla olmadığını söyleyin. İki hanımefendi şu anda sizi dikkatle dinliyor. Vallahi yaratmadım. Billahi evet. Yaratmadım. Cansu Hanım, Cemil Bey'le bir fotoğrafınız İlahi var mı? He, varsa bir fotoğraf evet. Gönder. Bana bir gönderir misiniz? Var. Bir gönderir misiniz tamam, arkadaşlar? Cansu Hanım'ın fotoğrafını gönder. Cansu Hanım hatta ben sizi buraya bekliyorum. Hatta yayına gel yayına. Kimsen yayına gel. Siz tanımıyor musunuz Cansu Hanım'ı? Kesinlikle tanımıyorum. Şöyle söyleyeyim. Kumburgaz'da ben kesinlikle böyle birini tanımıyorum. Yaptırdı. Ha siz onu da biliyorsunuz. Bak. Nilay Hanım. Amide'nin oyunu. Ay, Amide'nin oyunu. Vallahi. Resmen Amide'nin oyunu bu. Sen... Nilay attığımızdasın değil mi? Tamam. Yazıklar. Nilay Cansu Hanım senin silikonlarını bildiğini iddia ediyor. Yazıklar. Yok yok. Cansu Hanım'ı da tanımıyorum ama hiç... Böyle bir şey tanımıyorum ama onu da bir daha hiç yalan söyleme. Oraya gemik kalmıştım. Çok başımı yolarım kızım. Siz Nilay Hanım'la tanıştınız mı Cansu? Cemil Bey. Cemil Bey. Kendisi bak yine yuvama.
Beni olarak tanıttı. Bir dakika tek tek konuşalım. Cansu, siz Nilay'ı tanıyor musunuz? Evet, bak kuzeni olarak tanıttı onu. Ha, siz tanıştırıldınız mı? Ya hayır, bana kendisinden söz etti. Dedi ki Nilay diye bir kuzenim var ve çok çok zor durumda, çok sıkıştı dedi. Ona yardımcı olmak istiyorum dedi ve bana kredi çektirdi. 20.000 TL cebine koydum. Sonrasında baktığımda kendisi estetik yaptırmış. Siz bunu nasıl öğrendiniz? Ne zaman öğrendiniz? 20.000 TL yaptırmışım ben. Öğrendim ben bunu. Şimdi televizyonda öğrendim. Hepsi yayında kayıtlı. Tamam. Ben zaten şöyle bak Cemil Bey. Yarın Cumhuriyet Savcılığına gidiyorum. Cansu Hanım. Zaydan bir saniye. Bir dakika Cemil Bey. Sonuna kadar arkanızdayım Hande Hanım. Sonuna kadar arkanızdayım. Razı olsun ama ben sizi tanımıyorum. Evet ben de sizi tanımıyorum. Ben sizi tanımıyorum. Kimsin bilmiyorum ama teşekkür ederim. Peki Cansu Hanım'la Cemil Bey'in fotoğrafını görürsem eğer Cemil Bey sizin buraya? O zaman doğruyu söylemediğinizi anlayacağım. Tamam yok atsın benimle eğer olan fotoğrafını atsın. Eğer öyle bir fotoğraf atsın. Yoksa gönder. Nasıl? Kendisiyle biz gece kulübüne gittik ve orada beni öpüp kokladı, beni çok sevdiğini söyledi. Nereye beni gittiniz? Kapısını kaldırdı. Kulübe gitmişler. Oo. Siz nerede gitmişsiniz kulübe? Evet beni tatlı kulübüne kaldırdınız. Bir dakika Yalan söyleme. Nerede gittik? Nerede gittik kulübe? Beni polise de verdim. Sen yok seni verdiysen iyi yaptın. Bak verdiysen iyi yaptın. Sen bana kimsin? Cansu değil senin adın bir kere bir. Ne adı? Yalan. Kim adı olduğunu ne? Bilmiyorum. Bu ismi bu takmış. Bak bu bunun işi. Parayla gidip kendime saç yaptırsaydım ben. Vallahi çok. Peki. Neyin Cansu varsa Hanım. At. Allah rızası için at. Bak neyin varsa at. Cansu Hanım görüyorum. Bekliyorum. Cansu Hanım siz iyi misiniz? Bir saniye. Cansu Hanım gönderin. Cansu Hanım siz misiniz? Nilay sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun bu sen Nilay? Nilay sen bunu tanıyor musun? Nilay. Sen de onu tanıyorsun. Tanımıyorum. Size şunları söyleyeyim. Dinliyor musunuz beni? Dinliyoruz buyurun. Bu Nilay'la birlik olmuşlar. İnsanları dolandırıp gitmiş gidiyorlar. Tamam ispat et. 20.000 lira kredi çekip yapar. Fotoğraf atarım sana. Heh. 20.000 lira kredi çekip bana verdiğini ispat edeceksin. Yalnız şöyle bir şey var. Peki şöyle yapalım bir dakika. Cemil Bey şimdi öncelikle hanımefendiden fotoğraf bekliyorum. Tamam, eğer fotoğrafınız varsa. Aynen. Bu arada ismi Burcu değil Cansu. Dediniz. Cansu değildi Cansu bu. Cansu değil dediniz. Diyorum, yalan bu. Bunun oyunu bu. Bu bunun oyunu. Tanımıyorum diye. Vallahi ya. Bunun oyunu. Bayram Bey tanıyor musunuz? Hayır. Namussuzum bunun oyunu. Derim ya. Ben her şeyimi düzenle yemin ederim. Bayram Bey tanıyor musunuz? Bayram Bey. Bayram amcamın oğlu. Amcanızın oğlu. Amcamın oğlu. Depremize de getirdim. Ben yerleştirdim. Orada videoları var. Peki bir merhaba attım. Diyeyim Bayram Bey'e. O da telefonda. Bayram Tabii Bey merhaba. Konuşsun Bayram. Ben Bayram'la bir işim yok. Bayram üç kağıtçı parayla satın alınabilen bir adam. Net benim amcamın oğlu. Ben biliyorum. Peki şu anda attığımızda Bayram Bey. Bayram Bey merhaba. Merhabalar efendim. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Bayram Bey. Sabıkası kabarık bir adam bu. Nedir? Sabıkası kabarık bir adam. Merhaba birbirinizi... Bayram. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Bayram Bey. Siz Cemil Bey'in neler yaptığına şahit oldunuz mu? Nuray Hanım'a silikon taktırmış mı? Hande Hanım'ın paralarını almış mı Nilay Hanım'a pardon? Evet efendim biz buraya geldiğimiz zaman bu Nilay Hanım, Cemil Bey Nilay Hanım'ı götürmüş bir ormanda. Nilay Hanım'ı bir ormana götürmüş ormanda. Hiç geçip gece vakti çırılçıplak bırakarak bu Nilay Hanım beni aradı gece vakti. Yalan. Nilay Hanım'ı ormanda diye. Yalan. Nilay Hanım'ın bende kayıtları var, yaptığı mesajlar var bende. Nilay duyuyor musun bunları? Nilay. Duyuyorum. Nilay senin çıplak fotoğraflarının ne işi var Bayram'ın, Cemil'in kuzeninde? Siz böyle bir şey mi yaşadınız? Evet Cemil Bey. Nilay'ın bende kayıtlar var. Bayram Bey. Bunlar bunun oyunları. Bir dakika Bayram Bey bir dakika söylediğiniz az buz şeyler değil. Allah, Nilay. Bir saniye. Nilay sen Bayram'ı tanıyor musun? Tanıyorum. Amcasının oğlu. Benim amcam peki oğlu. Senin hatta bir şey önce benden onda olduğunu iddia ediyor. Bir daha söyle. Yo. 3-4 ay önce 300-400 lira para istedi. Aynı para önce benden istedi sonra Nilay'dan istedi. Borç istedi. Sonra düşman kesildi. Sonra bana benim hakkımı yedin. Ben de ben o da evine duruyor evet. Nilay, bir doğru dakika. Söylüyor. Evine yerleştiren benim. Evini bulan benim. Sayın Emine Şenlikoğlu diye bir yazar var. Ben hanımefendiyle evet, bakın
Emine Hanım bağlanabilir. Bir saniye Bayram susar mısın? Bir dakika Cemil, neden ya senin kuzenin böyle bir şey söylüyor? Söylüyorum, bak ben söylüyorum. Ben anlatayım size. Neyin ne olduğunu anlatayım. Bunun annesi benim yengem, benim amcamın hanımı, benim bir diğer amcamın özürlü bir çocuğuna bakıyor. Tamam. Benim annem, kendi annem, babam öldükten sonra bu çocuğa annemin velayetine geçiyor ya. Cemil nerelere gitti? Bir saniye ama anlatayım. Bak, nereye geldi? Bak o değil, sizin aranızda şimdi bir husumet olabilir. Derdini... Cemil sen Nilay'ı ormana götürüp derdini... çıplak fotoğraflarını çektin mi çekmedin mi? Çekmedim. Ben. Peki bu çıplak fotoğraflar neden bende var diyor bu yalan adam? Yalan konuşuyor. Yok ha? Öyle bir şey. Yalan konuşuyor. Atacak bunlar bizi. O fotoğrafları bana gösterebilir. Göstersin işte. Göstersin. Ben onu istiyorum. Bayram. Fotoğraflar senin telefonunda mı? Evet efendim. Nilay beni gece vakti aradı. Dedi ki Cemil beni götürdü dedi. Hatta beraber bunlar bizi aldılar götürdüler. Şeye. Polonezköy'de bir otele. Kim onlar? Bunlar dedi. Cemil ile Nilay beni götürdüler. Oraya depremde geldik. Mağdurduk. Götürdü oraya. Nilay da yine ameliyat olmuştu o dönemlerde. Biz depremde geldiğimiz zamanlarda Nilay'a silikon yaptırdığını söyledi Cemil. Dedi yalan, ki ben yalan. De Hande'nin evini sattım. Evet, yalan. Hande'nin evini Cemil, sattım. Cemil sen herkese söylemişsin bunu ya. Yalan. Herkese dünyanın. Bak bunun, hayır bunun Bayram'la anlaşması. Ya ben Bayram'la konuşmuyorum bile ya. Bak Cemil Bey, Nilay diyor bakın ki herkese söylemişsin bunu diyor. Evet. Nilay. Cemil yalan. Ben, bir dakika. Nilay, Cemil'le konuşabilirsin, yüzleşebilirsin. Nilay, sen Bayram'ın ne mal olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Nasıl bir aşağılık? Bak nasıl bir aşağılık? Beş kuruşa sattın. Oğlum bak sen, sana kaç para verdi Hamide, onu söylesen bana. Kaça hayır aldın? O önemli değil kaça Cemil sattın? Bey. Siz bakın, madem bir verdi özeliniz var, bunu bu neden kadın, bayramla paylaşıyorsunuz? Aynen. Bu kadın, bakın evet, bu kadın. Ben, hayır sen bu kadın değil. Bak Cemil Bey, burada iki kadın var. Şu anda sadece Hande Hanım mağdurdu. Şimdi Nilay Hanım'ın da mağduriyeti ortaya çıkıyor. Ne işi var bu kadının çıplak fotoğrafının senin kuzeninde? Yok öyle bir şey. Yok var öyle diyor bir şey. Bak ben işimi isteyeceğim. Atsın. Sadece bana göndermesini. Başka kimse görmeyecek. Gönder tamam. Hatta Nilay Hanım'a da gönderebiliriz. Ne işi var elin adamında senin kuzeninde olsa? Diyor ya resimleri var bende diyor. Bak bu söylüyor bunu. Kim benimle uğraşıyorsa. Bir şekilde Cemil aldı. Bey bir şey söyleyeceğim. Bu yaptığınız çok büyük suç biliyor musunuz? Sizin de yaptığınız suç. Kim benimle Zayda Hanım, niçin? İddialar burada. Konuşanlar ben değilim. Ben bakın söylüyorlar. Zayda Hanım bakın. Burada kadının yanında duruyorsunuz, dinlemiyorsunuz beni. Ben bir şeyler anlatacağım, izin vermiyorsunuz. Çünkü sen Cemil Bey, size zaten en büyük söz hakkını yayına alarak verdim. Bakın karşımda oturuyorsunuz. Hayır, yarın kaçabilirsiniz de bilmiyorum. Ben bak gelmeyi de istemeyebilirsiniz. Sabah 6'da geldim. Baktınız iki kadın da sizi sıkıştırıyor. Bakın sizin programınızı biliyorum. Sırf dürüstlüğünüz için geldim. Bu başka bir program olsa gitmezdim, buna da itibar etmezdim. Bak, bakın söylüyorum. Cemil bana Bey, bu kanunu zaten üçünüz de konuşuyorsunuz. Bağlanmak isteyen de bağlıyorum yayını. Tamam bağlayacağım. Sadece şunu söyleyin bakın. Nilay Hanım karşınızda. Evet. Bu kadın, iki kadın da size tamam güvenmiş. Tamam. Yapmamanız gerek bunu asla. Bilimi ısırayım. Ama sizinle özel anlarını paylaşmış. Siz bunları kaydetmişsiniz. Bayram Bey ne olursa olsun bir erkek kadın bile olsa. Ya ben kimseye özel göndermedim. Bu göndermiştir bu. Size Nilay, gönderdiniz Nilay, Nilay ekran resmini atsana Nilay. Yok ya, bir dakika Bayram. Ekran resmini at. Bayram at. İddia ettiğin o çıplak fotoğrafları. Bunun Bayram'a gönderdiği mesajı sana at Nilay. Sana kim gönderdi Bayram? Bayram. Bayram attığımızda niçin ses çıkartmıyorsun? Çekmiyorum. Bayram duyuyor musun? Bir kapatın bir daha arayın olmazsa Bayram'ı. Nilay. Şimdi Nilay bakın burada önemli olan yok, Bayram'da bu fotoğrafların ne işi var? Bir dakika Nilay. Hayır orman Nilay. Sen de Nilay. Sen Bayram'a bunun attığı mesajı Zayda Hanım'a atsana sana verdiğim numaraya. At. Ben mesaj mı atmışım Bayram'a? Tabii sen atıyorsun. Ben atıyorum. Bu kadına dikkat et. Bak bu kadın böyle bir kadın. Bunun resmini atıyor Bayram'a. Affedersin çıplak bir resmini. Sen atıyorsun. Ben. Tabii. Sen, Bayram, zaten bununla ilgili ben Bayram'la muhatap bile olmuyordum. Sen, peki neden Cemil niye, bana niye bu fotoğrafları attı? Ormana götürmüş, orada hayır, öyle bir çektiği şey yok, fotoğrafları öyle bir şey attı yok, dedi. Hayır öyle bir şey yok hanımefendi yok. Yok. Peki onun zaten bunun foto bakın Cemil Bey size kendini emanet etmiş iki kadın. Ne olursa olsun. Tamam. O fotoğrafları ya gizli dosyaya ya arşive bir şeye ya bana kalsa silin hiç bir olmasın saniye ama. Benle 10 senedir yaşayayım. Ben de bir namussuzluk gördün mü? Söyle. Ben sende namussuzluk görseydim zaten senin hayatını almazdım. Bir soru, hayır soruma. Bir saniye. Öyle değil. Böyle biz değil. Niye buradayız? Kısa, niye bu yayın yapıyoruz ama Allah aşkına? Kısa cevap ver. Bak Hande kısa Hanım, cevap buyur. Evet doğru. Bak kısa cevap bir dakika ver. Bir şey daha. Hayır. Cemil Bey Funda Hanım'ı tanıyor musunuz? Yok. Funda. 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 Funda kim? O da siz kim tanıyor musunuz? Hayır. Peki tanışalım o zaman. Funda Hanım merhaba.
Merhabalar Zayda Hanım. Hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağolunuz. Cemil Bey ya da Hande Hanım'ı tanıyor musunuz? İkisini de tanıyorum. Tanıyorsunuz. Evet. Ne oldu? Bir şoförümüz aracılığıyla biz kendilerine gittik. Şoförümüz Parkinson hastasıydı. Bende de huzursuz bacak sendromu vardı. Bu Cemil Bey, Bey de denilmez kendisine, altın suyu, gümüş suyu yapıp insanları evet. iyileştirdiğini söyledi. Evet. Bize videolar izletti. İşte yüzdeki yaralar, vücuttaki yaraları iyileştirmiş, tedavi yapmış. İşte size de altın suyu, gümüş suyu hazırlayacağım. Bunları işte şu şekilde içeceksiniz. Ki Allah'tan şifayı bulacaktınız dedi. Evet yaptırdım. Para verdiniz mi? Evet verdim. Para da kaptırdım. Daha sonra o sular 15 gün sonra bozuldu. Ben o sulardan zehirlendim. Ne kendisini vardı suyun içinde? Niye şikayet etmedim ben o zaman? Kimse. Suyun içinde ne vardı bozulduğuna göre? Altın var. Niye gidip hastaneye sağlık raporu? Hayır. Öyle bir şey olduysa senin hastaneye gidip sağlık raporu alıp karakola gidip tutarak tutturman lazım. Bakın Cemil Bey, bu arada altın suyuyla ilgili bize ciddi ihbarlar gelmeye başladı sizin hakkınızda. Tamam, siz böyle altın suyu, gümüş suyu yapıp satıyor musunuz? Ben evet. yapıyorum bak, onun adı altında yapıyorum. O yaptıran o. Evet. Ne? Bitti, bu kadar. Yaptıran sensin. Bunlara? Ticaret tabii. Kargo kimin adına gidiyor? Bakın, benim adıma gidiyor. Bu da bir suç. Bunda, benim adıma gidiyor bakın, kargo, ama ben yaptırmıyorum ki. Vallahi yaptırmıyorum. Ya benim sana gelen, bahsediyoruz bir saniye, şu an. Bir saniye. Ya tezgahı kurmuş adam işte kandırma. Burada konuşup duruyor kargo. Ya iftira atma. Ya tabii ya, kendisi yapıyor. Ya, ben 30 yıldır ceza hukukçusuyum. Ben bu kadını. Sen istersen 50 yıl. Bak 50 yıl. Sevgili seyirciler. Bir dakika. Bir dakika. Bir sessiz olun. Lütfen. Ben yıllarca çok kıymetli hekimlerle, profesörlerle çalıştım. Yıllarca sağlık programı yaptım. Lütfen doktorların dışında sağlık eğitimi almış, yıllarını bu işe evet. vermiş insanların dışında böyle şeylere lütfen inanmayın. Kanmayın lütfen. Bir şey lütfen. Miyim? Paranızı, pulunuzu, emeğinizi, canınızı emanet etmeyin. Kadın diyor ki zehirlendim 15 gün sonra. Cemil Bey, zehirlendiyse söylüyorum ben. Siz de. Dediniz niye gidip ki ben ilkokul mezunuyum. Dava etmedi. Bakın soruyorum. Nasıl? Dava etmemesi sizin haklı olduğunuzu göstermez ki. Hayır ya haklı olduğunu ki. Benim siz olur mu? Hayır. Bir diyor ki bir türlü hali var. Sizin bunu yapmanız doğru bir şey değil. Ben kurmuşum tezgahı öyle mi? Sen tezgahı öyle mi? Kurmuşsun tezgahı. Sizin bakın bir dakika. Burada kadını suçlamandan belli. Kadının iş yeri yok. Ben müşavir yazdığı için. Ah kaşığı. Ben de belediyeye sağlamıyorlar. Benim ruhsatım olduğu için. Çünkü ruhsat için müracaat edeceğim. Ama anneciğim ben burada kusura bakmayın. Size de kızarım. Sizin de böyle şeylere asla izin vermemeniz. Ben kapattım. O zaman erkek yarın erkeği tutar. Bir dakika. Hayır, herkes bir ağızdan konuşmasın. Ben yok yarın savcılığa ben gidiyorum. Ben Cemil Bey'in yalan söylediğine dair bir delil söyleyeceğim. Nasıl? Demin şey için dedi ki Nilay Hanım'ın dedi anneden kalma tarlası vardı dedi. Onu sattı, göğsünü yaptırdı dedi. Halbuki Nilay Hanım bağlandı. Dedi ki ben altın biriktirmiştim. Bravo. Onları sattım bir dedi. Şey bizim gözümüz i̇şte bu. İşte bu. Oğlum bak. Yaşa. Cemil. Yaşa. İşte bu. Yalan konuşuyor. İşte bu. Sen gelip burada bak. Bir dakika. Bir dakika. Halil Bey, sakin. İşte bu. İşte bu. Bir dakika. Sakin olun. Avukatlar gördük. Funda Hanım, siz peki, efendim. Siz kaç para verdiniz kendisine? Kaç yılında? İşte bu. Kendisine 11 bin lira para verdim. 11 bin. Daha sonra ben bunların, evet. Ne zaman? Ne zaman? Aşağı yukarı bir sene falan kimin oluyor. Adına, kimin adına yatırdın parayı? Cemil'in 111 gibi yani neredeyse. Öyle mi? Bizi kendisi saklandığı halde orada olmadığını, şehir dışında olduğunu söyledi. Yalan. Hep bunlar yalan. Zaten gittiğimizde peki, şöyle yapalım. Zaten bizi tanıttılar. Bir dakika Nilay Hanım, geldiniz mi? Nilay Hanım. Nilay Hanım. Soru soracağım. Buyurun. Nilay Hanım, sadece tek bir soru soracağım Hamide Hanım'a. Peki. Depremde, Mart ayında, madem Bayram Bey beni dolandırıcı, diğer Cansu Hanım beni çete olarak gösteriyorsa, bu Hamide Hanım'ın Cemil Koçal'a depremzedeyi yerleştirdiğine dair videosu, Cemil Koçal'dan Allah razı olsun depremzedeyi yerleştirdi. Bak bize bunu yaptı demesi ne demek? Vereyim mi cevabı? Bunu soruyorum ve kapatacağım. Cevabı vereyim ben. Tamam, sen depremzelerden para toplamak için beni zorladın. Ben mağdur olduğum için de ben yapmak zorunda kaldım. Bak burada da yalan konuşuyor. Ben depremzelerden nasıl para topladım? Burada da yalan konuşuyor. Bak hanımefendi. Gülüyor çektir evin içerisinde. Gülüyor. Arkadaşımın evin içerisinde. Bak yalan konuşuyor. Niye biliyor musun? Bak yalan konuştuğumuz patlayacak. Bir söylesin. Tam olarak anlayayım. Arkadaşımın evinde bu dedi ki ne de şey video çek. Ne için çekeceğim? Depremzede olduklarını yalan. Söyleyeceksin dedi. Bak dedi. Ondan sonra bana çektirdi. Bak. Tabii ben orada aynada görününce
ki gönderecek kişi kimdi? Hollanda'da Sinem. Sinem beni şeyde aynada görüyor bu sefer. O da ki ne? Bunun sevgilisiydi yine. Ömrüm diye kaydetmiş telefona çünkü. Ama sizin de o videoyu çekmeniz doğru bir şey değil. Ben yapmadım. Ben yapmak sen istemedim. Yaptın. Beni zorladı. Beni zorladı. Video çekeceksin. Ama ben de mağdurum. Sensin. Ben evimin peşindeyim. Paranın bakın, peşindeyim. Bakın şöyle yapalım Cemil Bey. Şimdi sizin hakkınızda çok şey söylendi. Haklısınız. Kendinizi savunmak için zaman veremedim belki bugün ama çok şey de konuştunuz bu arada. Konuşamadım. Fakat şöyle yapalım. Cemil Bey, konuşmak istiyor musunuz? İstiyorum. O zaman yarın sizi buraya bekliyorum. Yok lütfen, ben bakın şunu söyleyeyim. Eğer bakın söz hakkı, size bütün, söz hakkı istiyorsanız ben size yarın her iki hanımefendiyi ve sizinle ilgili gidiyorum. Konuşan Saydan. Herkesi buraya bekliyorum. Yok yarın lütfen Nilay'ı da bana, bakın yarın Nilay'la beraber İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gidiyorum. Gidebilirsiniz. Bakın. Ama buradaki ben iddiaları yanıtlamak isterseniz size stüdyomuz açık. Size bir şey söyleyeyim. Nilay Hanım siz de buraya bekliyorum. Devam etmem ben lazım süren bitti. Ben şimdi gelirim ki size. Avukat Bey 3 kağıtçı, hanımefendi 5 kağıtçı. İşte bu yüzden Cemil Bey, varsa evranız, hatta Bayram Bey de öyle, gelebilir. Bunların hepsini bana anlatabilirsiniz. Devam etmek zorundayım yayına. Fadime Hanım geliyor efendim. İddiaların odağındaki isim Hakan, karım kendi isteğiyle gitti dedi. Fadime ise kocasını gerçekleri gizlemekle suçladı. Zaten annemiz babamız olmadığı için zaten her birimiz bir yana savrulduk biz. Diyor, evde diyor, otururken diyor, telefonla diyor, baktım telefonu aldım eline diyor, koynuna soktu diyor, inşaata gittim diyor, evde diyor çocuklar diyor, kamaya diyor şey yaptım diyor, motora binmiş diyor, gitmiş diyor. 2,5 senedir aynı hattımı taşıyorum ben. Ellerinde eğer öyle bir kanıtları varsa madem sunaylardı abla, göstereylerdi madem. Kaynana Şeker, görümce Seval ve koca Hakan canlı yayına bağlandı. Seval, gelinini uygunsuz fotoğraf ve emoji göndermekle suçladı. Okuma bilmediği için telefona emoji gör konuştuğu kişilerle. Emoji gör, gül gör, her elinde şey gör. Elinde kanadın yani. Var mı kız? Seval Hanım. Ben gözümle yakaladım senin mesajlarını teyzemin öldüğü gün. Yalan benim kardeşim şu gün oldu, sen daha aldatmaktasın. Anladın. Kızım sen kardeşimi aldatıyorsun diyorum siz. Ben sana. Sen ben duydum. Tamam mı? Sen aldatıyorsun hep. Bak 2,5 yıl önce uygunsuz şekilde fotoğrafları hepsini çekmiş. Ben artık ben anlatmak istemiyorum o fotoğrafları. Kime göndermiş? Çekilmiş hepsini çekilmiş ama Afganlı'ya gönderdi. Ama Suriye'ye gönderdi. Ama bak kime nasıl gönderdi? Güzel hemen bak ne güzel günah girmesini biliverdiniz. Şimdi. Günah değil bu gerçek. Fadime kaçırıldım iddiasından vazgeçti. Kaçırılma yerini kaçmaya bırakırken akıllarda soru işareti oluştu. Hani seni zorla kaçırdıydı burada da. Zorla kaçırıldı demiyorum ben. Sen kaçtın mı? Kaçırıldın. Ya tehdit ettiler kaçtın. Abla. Yarın ben aslında Murat'ın ne dediğini, Murat'ın annesinin ne dediğini merak ediyorum. Sizi de buraya bekliyorum. Biri yalan söylüyor, ya sen yalan söylüyorsun, ya sizler yalan söylüyorsunuz. Hepsi ortaya çıkacak. Şimdi Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Hadi be, dün her şey birbirine girdi. Herkes farklı bir şey söyledi. Şimdi sen kaçtın mı bile isteye? Kime? Yoksa kaçırıldın mı Murat'a? Yok abla, dün anlattım ben, dün de anlattım ben. Tehdit edildim. Annesi tehdit etti. Ondan ne diye sonra tehdit etti seni? Ya annesi dedi ki ne işte benim oğluma dedi hani oğlu Serada çalışırken kendini kesti. Oğlu. Niçin? Yani bilmiyorum artık niçin kestiyse. Daha o zaman benim hiçbir şeyim yoktu. Ondan yani sana aşkından mı kendini kesmiş? Onu bilmiyorum. E niye kendini kestiyse ondan senin sonra, ilgisi var. Sonra biz de gittik işte. Sonra işte benim kayınım vardı. O da konuşmuyor. Ondan sonra gittik biz hanımın evine. Ondan sonra geldi. Ben de dışarıda oturuyordu. Yanına gittim. Niye dedim böyle yaptın dedi. Bana dedi bilmiyor mu dedi. Kimin için dedi yaptığımı dedi bana. Böyle kelime kullandı. Ben dedim bilmiyorum dedim. Yani kendine. Senin için mi yapıyorum bunları demek istedim. Aynen. Ondan sonra acıma işte biz Antalya'dan tekrar eve geldik. Topladım ben her şeyimi. Geri geldik abla. Sonra bunun anası aradı. Hanımın evindeyken. Anası dedi sen ki ne? Sen Antalya'dan geri gel. Kiminle Antalya'dan geri geldin? Eski eşimle geldim ben. Ondan sonra bunun anası aradı beni. Seni dedi oğlana dedi vurdurturum dedi bana.
Seni dedi o evin içinde dedi öldürtürüm dedi. Evini kurşunlattırırım dedi. Ne yapmazsan? Bana. Yani benim oğlanı diyor istemezsen diyor öldürtürüm diyor bana. Sen ben evliyim. He. Evli bir kadının söyledim, ne işi var demedin mi? Söyledim bunu ben. Defalarca kendi oğluna bilinem yalvardım abla. Ben de dedim bak dedim yapma böyle dedim. Elini ayağını Fadime, ken bak, dedim. Bir şey söyleyeceğim. Kendine. Şimdi sen bana geldiğinde kaçırıldım zorla kaçırıldım. Ben bir bedel ödedim. Onların kaçırdığı kızın yerine beni kaçırdılar dedin. Önce bu kızın 3 gece 3 gün düğün yapıldığını öğrendik. Sonra da bütün işte kayınvaliden, görümcen, herkes, eşin. Evet. Herkes dedi ki hayır Fadime kendisi gitti. Şimdi bir kişi daha var. Bir onu da bir dinleyelim. Bir izle bakalım bak ne dedi bize buyurun. Tamam. Fadime kaçtı mı yoksa kaçırıldı mı? Akıllarda büyük soru işareti oluşturan çelişkili ifadelerin arkasındaki gerçeği ekibimiz gün yüzüne çıkarıyor. Fadime'nin akrabası Caner tanık olduğu olayları bir bir anlattı. Fadime uzaktan bir akrabamız. Kaş'ta Sera'da çalıştık. Antalya Kaş'ta. Sera'da beraber mi çalışıyordunuz siz? Beraberdik evet. Peki yayınımızda iddia ettiği gibi Fadime Hanım kaçırıldı mı kaçtı mı? Hayır kendi gönül rızasıyla kaçtı. Zaten bunu herkes de biliyor. Yani yayınlarda yalan konuşmaya da gerek yok. Bazı şeylere de zaten ben kendim bizzat şahit oldum zaten. Fadime ile Murat Sera'da çok yakınlardı. Bizzat ben kendi gözlerimle zaten şahit oldum. Sarmaş dolaştılardı. Öpüşüyorlardı, koklaşıyorlardı. Yani kaçırılma iddiaların yalan olduğunu söylüyorsun. Tabii tabii illaki yalan yani. Bunları herkes biliyor. Ne kadar süredir birliktelerdi? 3 ay 4 ay benim gözümde var yani. Mesajlaşmalarına şahit oldum. Mesajlaşmaları falan bunları da gördük. Söylediği iddiaların hepsi de yalan yani. Bunlar başka da bir şey yok. O bu kişi sizinle oğlandan. Beraber buralarda çalışan kişilerden birisi. Benim kayınvalidemin oğlu yani kayınvalidemin bacısının oğlunun oğlu bu. Peki sizinle beraber orada yakın çalışan arkadaşınız. Aynen. Sizi orada görebilecek bir kişi. Ve diyor ki onlar bir hayli yakındılar. Yalan işte abla. Ben mesajlaşmasını bilmem. Bir şey yapmasını bilmem. Nasıl mesajlaşacağım ben yani? Yakınlaşmak için mesajlaşmak gerekmiyor Fadime. Yani işte diyorum ya ben yakınlaşmadım bilenem ben. Peki bir dakika Fadime bir şey söyleyeceğim. Sen diyorsun ki ben mesajlaşmayı bilmem, telefon kullanmam. Ama ben senin TikTok'larını buldum. Tamam var TikTok'um benim. Ama var. Yani orada sen bu halinden çok farklısın artı gayet de böyle telefonla kendini çekmişsin. Onları bir verir misiniz? Var abla TikTok'larım. Bir verelim var. Bakın. Bakın. Bu sen misin? O benim dayımın karısı. Yanındaki kim? Dayımın karısı. Yanındaki sen misin? Ne kadar farklısın evet, orada sen. Evet orada Akşehir'deydik biz. Akşehir'deki tuttuğumuz evde çekindik biz onu biliyorum ben. Peki bunu TikTok'a yükledin. Sen bu görüntünden çok farklısın orada. Ha? Evet. Sen normalde böyle misin? Yok. Sadece TikTok'tan yaptılar onu. Onu da burada yengemin evindeydik bak. Onun çocukları da vardı hatta burada. Senin çocukların neredeydi burada? Burada babasındaydı işte çocuklarım benim. Ne zaman çekildi? Ama yani bak burada hiç bunu pek üzgün görünmüyorsun işte. Yani. 2,5 yıldan az mı? Yok yok. Hemen hemen 7-8 ay oldu işte. 2023 bunlar Temmuz'a şey ait bu görüntü. Ama sen 2,5 yıldır çocuklarını görmüyorsun ya. Aynen. Keşke bu videoları çekeceğine o çocuklarına sarılmayı deneseydin Fadime'cim ya. 4 tane evladın var. Aynen. Değil mi? O emeği keşke orada harcayacağına gidip onlarla ilgilenseydin, kapılarında yatsaydın, verin çocuklarımı deseydin, onların bana ihtiyacı abla, var deseydin. Ben yani şey yapsam i̇şte orada da. Orada mutlu görününce onlar... insanlar sana diyecek ki ya bu nasıl evlat özlemi, buraya nasıl evlatları aynen. için gelmiş demez mi insanlar? Aynen, aynen. Ben derim şahsen izleyici olsam. Ben de şimdi bu görüntü gerçekten bizim kız mı dedim ya, çok farklı görünüyor. Burada aynen. bambaşka biri gibi yani. Saçlar, işte, makyaj, küpeler. Dayımın karısı yaptı onu. İşte daha deminki tam o sarı penyeli olan var ya. Ama bunu siz sosyal medyada paylaşınca bu herkesin gördüğü bir şey haline geliyor. Ya ben buyum diyorsun ya ben buradayım diyorsun. Peki bu arada biliyorsunuz yani buraya ne anneler geldi ya evlatları için böyle. Ne anneler geldi burada yani. Gözünün yaşı durmadı. Kadının yüzünü güldüremedik. Yani evlat deyince bambaşka bir hale geliyor yani anneler. Biz biliyoruz. Peki ismi neydi? Fulya. Fulya'yı tanıyor musun? Görümcemin kızı. Saval'ın kızı. En yakın arkadaşın o muydu? Evet. Sırdaşın mıydı senin?
Yok. Bilir miydi derdini falan böyle? Yok, ben kendi kardeşlerimden hani üstün seviyordum onu. O kadar seviyordum. Hı hı. Kızlar konuşur böyle birbirleriyle hani. Yalancı biri midir bu arada Fulya? Öyle şeyi var mıdır? Atar tutar artık mı? Artık bilmiyorum yani. Aynı ha. oymağın içinde olduğu için yani ben doğruyum kimse demez. Hmm. Peki ama seni tanıyor. Sen onunla paylaşıyorsun. Peki o zaman Fulya'yla da konuştuk. Bakın neler söyledi, bir izleyelim. Bakın. Fadime'nin akrabası ve en yakın arkadaşı Fulya Hanım'dan şok açıklamalar geldi. Kesinlikle söylediği her şeyler yalandır. Kendisi zaten benim en iyi arkadaşımdı, sırdaşımdı. İyi dedik, tamam inandık. Hani güveniyordum kendisine. En iyi arkadaşı, sırdaşı bendim. Ve o da benim aynı şekilde. Vallahi niye yalan söylediğini hiç anlam veremiyorum. Geçmişte en yakın arkadaşıyla hangi sırları paylaştı? Bu... Konuştuklarını, mesajlaştıklarını, her şeylerine ben şahidim. Yapma dedim. Dört tane çocuğum var. Yapma bunları dedim. Ama beni hiçbir şekilde dinlemedi. Yapmaya devam etti. Fadime, Murat'a kendi isteğiyle kaçtı. Bu kaçırılma olayı kesinlikle yalan. Kendi rızasıyla, kendi gönül rızasıyla kaçtı gitti. Kızı da şahit zaten bunu. Evden kaçtı gitti. Biz eve gittik. Ne çocuk var, ne kendisi var. Kaçıran adam... Çocuğunu da çocuğunu niye götürsün? Murat Bey kaçtıktan sonra geri geldi Fadime Hanım. Geldikten sonra konuştunuz mu kendisiyle? Konuştuk. Dedi şöyle oldu, böyle oldu. Ben sevdim. Beni bu şekilde hani kabul etti. Dört çocuğumla da eğer gitseydim beni kabul edecekti zaten. Peki niye gelmiş o zaman? Niye gelmiş? İşte bu Murat denilen kişi cezaevine girdi. Ondan sonra o dedi bizi aradı, annemi aradı. Dedi benim gidecek yerim yok dedi. Ben dedi hani dedi gelsem çocuklarımın başına dedi. Beni kabul eder misiniz dedi. Annem tamam dedi, her şekilde kabulümüzsün zaten senin dört tane çocuğun var dedi. Kabul ederiz biz seni dedi. Başka erkeklerle mesajlarını gördüm. Suriyeli bir de Afganlı diye konuştuğu biri vardı. Meşaz gelmiş bunun telefonuna. Bu arşivleri almış WhatsApp'ta. Oraya saklamış. Ondan sonra hani telefonu kimseye vermez zaten. Bu olaylar çıktıktan sonra telefonu kimseye vermemeye başladı. O zaman ben telefonunu bir şekilde aldım. Bu kızı şifreyi biliyormuş. Şifreyi açtırdım. Hani dedim ben bir bakayım telefona ne var ne yok. Ne de olsa bizim gelinimiz, namusumuz. Biz bunun arkasını gütmeyen mi? Hani o diyor ya bizim benim arkamı aramadılar diye. Biz her şekilde arkasını aradık ama yapmadı. Dedim bu mesaj ne kızım dedim kendisine. Hani şok oldum ben. Beklemiyordum hiç yapmayacağı hareketleri yap. Ne vardı o mesaj? İşte aşkım ben şuradayım yazıyor karşıdaki adam. Tamam aşkım bekle ben geliyorum. Ne zaman buluşuruz? Şimdi evde işte evde kalabalığız. Buradan bahsediyor. Şimdi çıkamam. Ben seni ararım müsait olduğum zaman diye yazmış bu şekilde. Ne diyorsun Fadime? En yakın arkadaşın, hiç, senin sırdaşın. Kesinlikle bunların hiç dediklerini kabul etmiyorum ben. Böyle mesajlar var mıydı telefonunda? Hayır, böyle bir mesajlar var. Madem abla böyle tamamı söylüyorlar madem niye kanıtları yollamıyorlar madem? Niye sana yollamıyorlar madem? Onun sözleri de yani, aslında seninle tamam konuşmaları var madem, meşazlarım varmış, resimlerim varmış. Neden sunmuyorlar madem buralara? Benim elimde kanıdım olsa ben mesela sunarım. Peki Fadime, söylemek istediğim bir şey varsa buradan söyle. Bak onların sana söylediklerini dinletiyorum, seni yüzleştiriyorum. Tamam. Diyorlar ya... ki başka adamlarla mesajlaşıyordu, başka adamlarla konuşuyordu. Murat'a da bile isteye seve seve gitti diyorlar. Ne diyorsun? Tamam onların dediği gibi, onların dediği olsun abla. Zaten onların zaten onlar bir oymak olduğu için hepsi aynı lafları söylüyorlar. Hep de aynı lafları söylüyorlar. Çünkü niye? Kendini aklamak için insanlar tabii... Ben olsam ben de yani şey yapacağım, söyleyeceğim ben. Ben tek başımayım diyorsun. Onlar evet. Çok kalabalık. Benim Allah'ım var. Peki Fadime, sonuçta yani sen diyorsun ki beni annesi istedi Murat'ın, öyle mi? Hı hı. Annesi seni aradı, bak oğlum kendini kesiyor dedi. Aynen. Gel kızım mı dedi sana. O olayın içinde kendileri de vardı. Biz yokuz diyorlar yani. Biz yokuz diyorlar. Kim? Yalanlıyorlar yani. Kim olayın Seval içinde da olan? Vardı, kayınvalidem de vardı. Ondan sonra Cemadey ve Rufine Aba da vardı. Fadime, kayınvaliden seni herhalde oğlundan bırakıp da başka adama kendi eliyle gönderecek değil. Hayır hayır. O karının kadının aradığında bu olayda bunlar da vardı abla. Peki Fadime, Murat'ı bulsak sorsak bunları anlatır mı? Kime? Bana. Anlatmaz ki ne anlatacak? Adamın gözleri görmüyor zaten. Kız gözünün evinde. Görmemesinin ne alakası var? Allah tamam. iyiliğini versin. O anlatar, yaşamış adam bunları yani. Tamam anlatmaz abla anlatmaz. Niye anlatmaz? Çünkü anlatmaz. Onun da diyeceği kelime bak şu.
Ne? Yarın o da benim üstüme iftira atacak işte. Aha ben şundan yakaladım, aha bundan yakaladım ben diyecek. Seni yakaladı mı herhangi birisiyle? Hayır, kesinlikle yakalamadım. Öyle bir şeyim kıskanç yok. Kıskanç mıdır Murat? Kim? Murat kıskanç mıdır? Yok hayır, kıskanç biri değil. Benim telefonum 7-24 saat onun elinde geziyordu. O zamanlar. Benim telefonum evet götürdüğünde. Daha bir kere benim yanlış bir kişiyle rastladıysa söylesin. Peki söylesin o zaman. Murat canlı yayında, annesi canlı yayında son dakika. Serkan merhaba. Şu anda Afyonkarahisar'dayız ve Serkan'la annesi ve Murat Bey yanımızda. Serkan, bir merhaba diyelim onlara. Bir sor bakalım gerçekten Fadime'yi kaçırmışlar mı? Fadime kendi mi gelmiş? Ben mi? Evet Murat Bey. Buyur, merhaba. Ablacığım, seni dinliyorum şimdi. Ablacığım. Merhaba ablacığım. Hayırlı merhaba yayınlar. Ablam. Bak şimdi Fadime burada diyor ki Murat beni Sera'dan zorla kaçırdı. Bana zorla sahip oldu. Beni başka bir evlilik yapıldığı için bu taraftan intikam almak için aldı götürdü kaçırdı. Bu doğru mu? Kaçırdın mı bu kadını? Şimdi abla ben sana şuradan başlayayım anlatmaya. Biri benim yeğenim. Kaçırıldı yani zorla gitti dediği yeğenin, kişi. Yeğenin bedelini bana ödettin. Murat söyle duyuyorum ben seni. Bak kızım ben seninle ben seninle muhatap değilim. Abla bak yanlış anlama. Tamam. Ben de zaten seninle muhatap değilim be. Senin bedellerini bak ben ödedim ben. Murat sen kaçırdın kızım, mı? Kızım sen kimsenin bedelini ödemedin. Kimseye böyle yanlış anlama iftiralar atma. Doğru neyse onu söyle tamam mı? Doğru neyse kimseyi onu söylüyorum ben. Kimseyi doğruya çıkıp da kandırmaya kalkma doğru tamam mı? Doğru neyse onu söyleme kızım. Kızım yalan söyleme sen sesinle beni bastıramazsın. Senin yanlış anlama. Akıl hocan kimse. Sen onu da çıkar yanına. Kim? Tamam mı? Akıl hocası kim Murat? Da onun o şunu Allah'a kaçırdı. Allah'a şükür bunu. Akıl hocam kızım, yok sen benim. Kendin taksi tutup. Kızım sen kendin taksi tutup Afyon'a kadar gelip. Ne yalanı söylüyorsun? Otobüse binip Sultanlıhan'a kadar gelmedin mi kendin? Nerede taksiye bindim geldim ben? He? Nerede taksiye bindim geldim? Kızım sen kendin hanımın evinde telefonu açıp da tehdit etmedin sen... beni. He? Ana tehdit kızım, etmedin beni. Kızım ben kimi tehdit O zaman ben seni He? Kızım ben sen kendin bilen demedin mi sana sen da? Gidip, jandarmaya niye söylemedin? Polise niye söylemedin? Ben senden diye. Bir dakika Murat Bey bana Sera'da ne yaşandı ben kimsenin, o gün? Ben kimseden intikam almam. He Murat, almadın. Murat, almadın. Buyur abla. Murat o Sera'da ne yaşandı? Ya. Ablacığım ben... Almaz. Ablacığım ben yanlış anlama ben kimseye ne iftira atarım ne de yalan söylerim. Bak ben Allah'ımdan korkarım. Ben ne peki doğruları söyle. Gördüm, Murat Sera'da ne yaşandı onu ben anlat görmedim. Bana. Sera'da yakınlaştınız mı? Kararı şimdi verdiniz ablacığım, kaçmaya. Yanlış anlama. Biz... Bak abla anlatacağım. Anlat. Lafımı kesecekse gerek yok. Anlat şimdi sen. Ben sana şunu söyleyeyim abla. Biz şimdi Sera'da çalışmaya gittik. Tamam mı? Bunlar daha önce benden birkaç gün önce Sera'ya çalışmaya gittiler. Bunlar ayrı yerde çalışıyordu. Ben ayrı yerde çalışıyordum. Tamam. Neyse biz orada çalışırken yani bunlarla bizim durduğumuz yer yakındı yani. Gelip giderken bu kendisi zaten bana yanlış anlama direkt ben teklif etti abla. Yalan söyleme. Doğru neyse onu söyle. Teklif etti Murat. Kızım bana ya ben kızım. Yalan söyleme kendim teklif etmişim. Murat ne dedi sana sen, ne teklif etti? Kızım sen kendin kızım sen teklif etmedin mi? Yalan söyleme kızım, teklif, sen kendin teklif etmedin mi Demre'ye giderken? Sen kendin demedin mi bana? Ağzını kızım ben bana seni teklif ettim de benden Demre'ye niye gittin sana, o zaman? Sana sahip olurum diyen sen değil misin bana? He? Kızım ya kızım madem ben bunları ben sana söylediysem. Devletin jandarması var, polisi var, hakimi var, savcısı var. Niye birini aramadın o zaman? Kaçak oldun o zaman ben bilmiyordum senin. Kaçak niye, olduğumu kızım? Bileydim ya, o kızım, zaman ben seni madem, kan altına sokardım. Kızım sen benim firar olduğumu da biliyordun. Her şeyimi de biliyordun ben, kızım. Yalan söylemeye gerek yok. Niye yalan söylüyorsun? Ben de biliyorum. Bacım yalan söyleme kız sahtekar. Ne yalan söylüyorsun? Jandarmalar kızım, bastı işte, öyle sen beni sesinle bak. Firar olduğumu. Kızım Fadime, yalan söylemeye gerek yok. Onun firari olup olmamasıyla ne alakası var? Bu adam sana eğer böyle bir teklifte bulunduysa sen gidip de şikayet etsene. Kayınvalidene söylesene ya da birilerine ya da git polise. Niye etmemiş abla? Hani demek istediğim o yani. Beni niye şikayet etmemiş firari ya? Firari olmuş olmamış alır götürürler zaten anında.
Sevalgil'e söyle. Direkt alırlar abla, yanlış anlama. Şimdi adım attığın yer jandarma, polis. Evet. Gidip söyleyebilirsin Fadime. Yani şimdi yanlış anlama yani. Yani buraya yanlış anlama. Kendisi otobüste geliyor. Buradan yanlış anlama. Ha, kendisi yukarı çıkıyor. Ben hatta o gün için, bunun geldiği günü. Hı. Kızım bak. Bugün onun buraya geldiği günü abla yanlış anlamaz. Ben kızım, sabah 6'da motosikletimle, yanlış anlama, buradan yoldan kaçtan buraya kaç bin tane MOBS kamerası var. Ben motosikletimle buraya kendim geldim. Ben namusum üzerine yemin ederim, ben onun buraya kaçtığını, yanlış anlama abla, ben sultandan öğrendim. Yalan söyleme, yalan söyleme. Yani yalan söylemesine söyleme. Gerek yok. Evet. Kızım yalan asıl söyleme, doğru neyse onu söyle. Sen. Ablacığım bir tane çocuğunu sen. Almış. Tamam mı? Kızım. Oynakla. Ablacığım bir tane yalan küçük çocuğunu almış yanına. Hı. Birkaç tane de eşya alıyor. Eşyayla birlikte buraya çıkıp geliyor ablacığım. Murat ne cesaret, bu kadın niye evinden çıkıp da sana geliyor? Siz bunu konuşmadınız mı? Ablacığım ben buna daha önce, bak yanlış anlama, ben daha önce bundan konuşurken ben buna defalarca söyledim. Yalan. Abla. Bana ne dedi, seni dedi evinde yakarım var. Dedi. Ya evine bak. Benzin dökerim dedi. Hepiniz dedi, çoluk çocuk dedi, yanarsınız dedi. Ablacığım yalan söylemesine gerek mi? Yok. He? Yanlış anlama, bunu herkes biliyor. Cümle yalan, alem biliyor. Yalan, yalan. Buyur hepsi abla. Hepsi de yalan bunların. Söylediklerinin hepsi yalan. Beni evimde yakacağı bu. Ondan sonra acıma mazot alacağı. Ben abla kimseyi tehdit etmedim, yanlış anlama. Söyleme. Peki doğru bir dakika Murat. Söyle. Murat bir de annene dönelim. Bak. Senin yüzünden bu durumlara düştüm. Vallahi kızım ben seni saçından tutup sürüyerek götürmedim. Yanlış anlama beni. Doğru. Ben oradaki şeylere söylüyorum. Sana demiyorum yanlış anlama diye de. Yani seninle aslında muhatap olunacak bir insan değilsin de. Yani ben. Sen de benim buradaki insanları kıramadığım için senden muhatap oluyorum. Cengir'den orada sen çık aradan o konuşsun, tamam mı? Benim karşımda sen konuşamayacaksın. Murat bir annene verir misin kızım, lütfen? Kızım sen kimsin de ben senin karşında konuşamayacağım. Kızım sen ben kimsin? Suçlu değilim. Ben utlu değilim kimse. Sen kimsin? Peki. Fadime. Kes cengeni. Kes cengeni. Sen hiç konuşma. Fadime. Fadime cıngırdaklıyla. Beni tamam dinle. Cıngırdaklıyla dinle beni. Sensin sen o, var ya eşyağınla, Cüneyt'inle benim eve geldin. Ya, hanımın elinde sürtü deden ben miyim? Fatime gelme. Evine, benim oğlumun cezası var dedim mi demedim mi? Yalan söyleme. Allah şahidim ben öyle bir şey koymadım. Yuvanı yıkma. Yavrularını atma. Demedim mi? Oğlan Samut dili dönmüyor. Fırat'ı seviyorum. Şey Murat'ı seviyorum demedin mi? Cıngırdaklıyla. Benim oğlum. Kaç tane kişiyiz? Bir dakika, bir saniye, bir dakika. Fadime bir dakika. Dört tane yavru yatıp bir dakika. Bana tek tek söyler misiniz? Kendi Fadime diyor ki. Bak bir dakika, sakin ol annem, dur. Ya. Şimdi bak Fadime diyor ki ben oğluyla beraber olayım diye beni tehdit etti. Oğlum kendini asıyor, kesiyor dedi. Böyle bir şey söyledi mi Fadime? Kesti, Sera orada kesti. Bir dakika Fadime. Kesti. Sera da kendini kesti benim için diyor. Var mı böyle bir şey? Sakin sakin anlatın ama bana. Yalan yalan, hepsi de yalan. Yalan. Açın kollarına bir bakın bakalım. Cilet izi var mı yok mu? Açın kollarına bakın. Serkan. Peki yani tabii ki bu hoş bir durum değil. İnşallah yoktur böyle bir şey ama varsa da senin için. Hayır abla, açtım kollarının ikisine baksınlar bak. Cilet izleri var mı yok mu? Senin için mi onlar? Bak tamam, Sera da benim için kestiğini itiraf etti işte. Niye bu. Niye kesiyor bak, senin için kolunu? Hadi göstersen ya kızım oğlun kollarını. Niye göstermiyorsun sen? Peki sen kızım, valizini toplayıp da mı gittin şey onlara? Hayır. Çünkü abla, senin tarafta da valizini topladığın eşyaları almış gitmiş demişlerdi. Valizinden geldi ablam. Eşyalarından geldi yalan, ablam. Yalan. Yalan. Eşya meşya ben götürmedim bile. Vallahi de eşyalarla geldi. Götürmedim bile ne. Peki küçük da çocuğunu gelmedi. Da götürmüşsün. Kime? Küçük yalan. Çocuğunu. Küçük oğlanı mı? Evet. Yalan. Küçük çocuğunu oğlanı da götürdü buraya. Göttüm yanında. Ben zaten ben küskürttüğümde de çocuğumu götürdüm zaten. Akşehir'e hayatım gittiğimde. Bak bir kaçırılma olayında bir dakika ben çocuğumu da alayım geleyim denir mi Fadime? Ne yapacağım? Bu adam seni ama kaçırdıysa bir dakika ben çocuğu da getireceğim denir mi? Aynen. Aynen değil işte, sana soruyorum. Yani göttüm çocuğumu tekrardan. Göttükten sonra bunlar çocuğumu geri teslim ettirdiler benim. O değil Fadime. Hı hı. Sen çocuğunu da alıp bu adama gitmişsin gibi görünüyor bak. Aklın yolu bir. Yoksa bu adam seni gelse Sera'dan kaçırsa çocuğunla mı kaçacaksın? Ha? Çocuğumu göttüm diyorum ben zaten. Ama götürmüşsün işte. Göttüm abla. Yani sen gitmişsin. Yani sen gitmişsin Fadime.
Sen gitmişsin de Murat'ta kabul etmişim. Bunların geldiği... Bu senin tehditlerinden, oğlum tehditlerinden. Bak 40 milyon elden aldım verdiğim araba parası. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Yalan söylüyorsun. Kızım sen beni tehdit etmedin. Tamam, onu söylesin ya sen. Ayşe Hanım, araba parasını nereye verdiniz? Ben tehdit ettim. Ben sana kötü bir şey yaptım. Benim elde nasıl 4 ay kaldın? Ben sana 4 ay kalmadım. Ben 4 ay kalmadım bak. Ben Eskişehir'de kaldım. Abamın yanında. Ispatlar şahitler var. Kendin de biliyorsun. Adamın yanında kalmadın. Şeye kapatmadın mı? Yanına geldiğimde. Zahid gibi eve kapatmadın mı? Murat buyurun. He? Murat Zahid söyle. Hanım. Söyle ablacığım. Zahid Hanım. Söyle Murat. Ablacığım sana şunu söylemek istiyorum. Abla zorla kaçırılmış bir insan yanlış anlama benim cezaevine görüşüme gelir mi? Zaten doğru, senin oğlan kardeşini de onun kız kardeşime evlenmiş. Öyle bir şey de vardı. Evet. Peki Fadime gittin mi sen cezaevine? Abla yanlış anlama benim kardeşimi karıştırmaya gerek yok. Murat'ı görmeye şimdi cezaevine benim gittin görüşüme mi? Gelir mi? Hayır. Gittin mi gitmedin mi? Gittim. Bak nasıl oldu bak abla. Ben Eskişehir'de dururken... Ablacığım ben... Bir dakika. Sen konuşma. Ablacığım ben sizin kameraman arkadaşlarınıza bu görüntüleri de verdim. Yanlış anlama abla, şu anda elimde Fadime yazmış olduğu mektuplar da var. O görüntüleri de verelim. Tamam. Fadime neden bak, seni kaçıran, sana kötülük eden, seni zorla tutan adamın cezaevinde niye ziyarete gittin? Bu beni aradı. Anasının telefonundan konferans yaptı bak. Anası konferans yaptı bundan beni. Ben oradan darp edildiğimden, eski yerimden çıktığımda, darp edildiğimde bunun anası beni aradı. Verelim o görüntüleri. Yaptılar. Verelim arkadaşlar. Gittim. Görüşüne gittim ben bunun. Fadime bir şey söyleyeceğim. Gitmedim, seni demiyorum. Kaçırdıysa zaten adam artık cezaevine girdikten ondan sonra senin annesinin acaba yanında ne işin var? Annesinin yanında nasıl bir, bir dakika, işin var? Bir dakika Fadime. Verin görüntüleri. Bak. Tamam TikTok'ta var zaten bunlar. Siz burada bayağı yani böyle görüş gününde birbirinizi hayır, görüyorsunuz. Bu benim teyzemin müzikle evi. Yapıyorsunuz bir de bunu TikTok'a koyuyorsunuz yani. Benim teyzemin evi hiç orası. Öyle zorla kaçırılmış bir kadına benzemiyorsun. Abla Fadime, bak ne diyorum. Bak bak izle bak. Tehdit bak, ettiler herkes, diyorum beni diyorum. Ben Fadime sana tehdit bir yere kadar bunun ha, tehdidi mi olur Allah aşkına? Burada bayağı cezaevinde sevgilisi olan bir kadın onu ziyarete abla, gelmiş gibi anlama. Yani. Ziyarette kendisi, değil telefonla bak, konuşuyor. Oradasın ama. Mahkumum diyerek. Daha önce mahkumum diyerek kendisine ben bunu defalarca söyledim. Bana dedi ki yanlış anlama ablacığım. Hı. 20 yılda cezan olsa ben seni beklerim. Bana yalan dedi, söyleme, dedi, yalan söyleme, yalan söyleme. Yalan. Ben dedi seni ölümüne seviyorum dedi. Yalan söyleme ben, yalan. Ben bu yalan söyleme. O kadar yanımda durdun benim. O kadar yanımda beraber gezdik. Hiçbir kere benim sana bir yanlışım oldu muydu? Olmadı. Bu arada kızım, bir şey söyleyeceğim sana, Murat bak kızım, şimdi. Ben sana yanlışın oldu demek ayrı bir şey. Buyur Murat ama, bak ablacığım şimdi muhtemelen evet, Fadime beni kaçırdı diyerek yalan söylemiş olabilir. Ama sen de evli bir kadını evinde o gelse bile onu ne yaparsın alırsın kardeşim sen evli barklı kadınsın. Böyle olmaz. Senin kocan var üstelik bunlar benim akrabam. Bir şekilde abla, tanıdığım insanlar. Alır geri gönderirsin. Sen niye geri göndermedin abla, onu? Ablacığım. Ablacığım ben demediysem namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Yalan. Ben bunu telefonla aradım abla. Ben Serada çalışıyordum. Ben yanlış anlama Serada çalışırken kendisini aradım. Telefonla konuşmuyorum diye de yalan söylemesin. Sürekli benden konuşuyordu abla. Ne yalan konuşuyordunuz? Anan yollamadı mı hattı? Ben buna, benim kendi adıma hattı ben mı abla, vardı? Buna, ben senin buna anan yolladı hattı. Bak ben buna... Ne ben konuşuyordunuz buna söyledim Murat? Abla boşan. Boşandıktan sonra ben seni götüreyim dedim. Bu dedi ki bana ben dedi sen olsan da ayrılacağım bundan. Sen olmasan da ayrılacağım dedi. Ya yalan ben söyleme. Ben insanların yüzüne bakamıyorum yalan abla yanlış söyleme, anlama. Yalan söyleme. Kanıtların var mı? Kızım asıl yalan söyleyen sensin. Yalan söyleyen sensin. Sensin sensin. Bak sizsiniz kızım, siz. Ya görüntülerin yetmiyor mu? Sen benim cezaevine tamam görüşüme niye geldin? Ben seni tehdit ettim de o zaman. Ben de saklamıyorum. Ben seni zorla kaçırdım da sen cezaevine benim görüşüme niye geliyorsun? Murat ben bir şey soracağım. Ben de. Sana niye bir şey soracağım. Niye geldin o zaman? Bu adam cezaevine girmeseydi siz ayrılacak mıydınız? Kiminle? Murat'la. Hayır abla. Siz niye ayrıldınız? Kiminle? Murat'la. Kız kimden bahsediyoruz? Bundan ben abla şimdi sana şöyle söyleyeyim. Bunların evinde dururken annesi şiddet uyguladı bana. Aynı benim eski çıktığım yerden aynı bunlar da aynısını yaptılar bana. Oğlu Sera'ya götürdü, Sera'da dövdü beni. Daha canlı şahitlerim de var benim. İsterseniz telefona da bağlayabilirsiniz. Yani sen oradan kurtulmak için Murat ile kaçtın. Orada da yine kaynanayla kocayı pek beğenmedin. Yine orada da olmadı öyle mi? Aynen. Ondan sonra acıma bunlardan ayrıldım ben. Direkt ben Eskişehir teyzemin yanına gittim abla ben.
Yani bak Fadime, bir arayış içinde peki olduğu net olarak belli. Peki sen Eskişehir teyzenin yanına gittiğinde... Murat'ın da doğru değil yaptığı. Söyle sen Murat'a Eskişehir teyzenin yanına gittiğinde bana mektup attın mı atmadın mı onu söyle. Tamam ben de bana zaten... Bana kargoyla eşya gönderdin mi göndermedin mi? Zahide ablaya zaten söylüyorum ben de mektup bana yolladım diyorum ben de sana. Yani Fadime bak senin kaçırıldığın, beni aldılar, götürdüler falan yalan. Etmişim. Murat bir dakika tamam olayı niye, anladık. Niye tehdit etmedin mi sen şimdi? Bana söyle tehdit etmedin ben de. Peki kızım, bir dakika. Bir dakika, bir dakika Fadime. Tehdit etmedim yalan söyle Serada, tehdit ettin diye. Beni dövdüğünde. Şeyin orada Recep Dibekçi'nin orada. Ben kimseyi Serada dövmedim durduyken, kızım. Seni burada Ayşe Hanım dövdü mü? Kızım, aynen dövdü abla. Gidip şikayet etseydim ben. Ayşe Hanım. Canlı şahit. Ayşe Hanım'a cevap versin bir dakika Murat. Ayşe Hanım'a verin mikrofonu lütfen. Ayşe Hanım bak diyor ki Fadime beni bana şiddet uyguladı diyor. Neden böyle bir şey yaptınız? Yaptınız mı? Ben. Evet. Bir saniye beni bir dinler misin sen? Benim sen yaşıt kızım var. Allah ömrünü tabii ki dinlerim verir. Buyurun. Ben Allah şahidim. Dinle dinle beni. Allah şahidim. Peygamberler şahidim olsun ki daha ben o karıya Fadime'ye hiçbir şiddet uygulamadım. Tövbe! Melek Aba şahit, Melek Aba. Bak! Dışarıda bak, saçlarımı yolduğuna Melek Aba şahit. Eve, eve almadığında biliyor musun Melek Aba götürdü evine. Dinle beni. Niye? Oğlan öğrenecek diye. Sen var ya. Sen. Niye kızım oğlum öğren? Oğlum öğren sen oğlum. Kızım iyi bir karotsaydın. Dörtüne çocuğun atıp da. Senin mahkumuna gelmezdin. Doğru, doğru. Senin canımı sıktın. Tehditleri sen yağdırdın. Sen oğlum mahkum sen diye. Sen ya... Lan! Lan dolaşı ilanını değerli bir ilansın sen. Sensin sen. Ama bak ya, sana ben bir şey diyeyim mi? Allah'ını seven, peygamberini seven bu karının lafına inanmasın. Bu karının... Sen diyecek yine. İkisi oynuyor. Tamam ya, seni kim dinliyor? Cıngırdak bilal, cıngırdak takılmışsın. Sen, yani zaten tamam, hiç kimse dinleyemiyor. Ben sana tehdit etmedim. Seni mahalle biliyor ben kızım. Sen kötü bir şey seni mahalle biliyor. Seni mahalle biliyor. Hadi bir dakika. Bir dakika Ayşe teyze, bir dakika. Ayşe teyze, madem bu kadın böyleydi, sen niye bunların bir arada 4 ay kalmasına izin verdin? Ya. Ben çok dedim abla çocuğum var. Git, gitmeyeceğim. Yalan Samet, yalan Samet. Oğlan yalan. Samet ben Murat'ın yolunu bekleyeceğim dedi. Doğru. Benim oğlumla da evimde. Öyle bir kelime bilenen kullanmadım ben. Öyle TikTok bir kelime bilenen ben kullanmadım. Eskişehir'de de TikTok etti. Ya. Eskişehir'de. Ben sana yalan söyleyecek değilim. Benim 5 tane kızım var, 2 oğlum var. Ben ona yemin ederim. Bir de o yemin etsin 4 tane çocuğuna. Vallahi ben de yemin ederim ben. Allah'tan başka ben benim kimseden korkum yok. Tamam mı? Ben de yemin tamam, ederim. Fadime. Benim Allah'ım var. İyi bir kadın tamam olsan 4 tane çocuğu atıp da elin mahkumuna gelmesin. Doğru. Sen niye tehdit ettin sen o zaman? Sen cımbudaklı bir iransın. Ben niye tehdit ettin? Hadi uzaktan tehdit etsene şey olur. Etmedim. Sen niye ya, bak çocuklarınızı bırakıp başka bir yere gittiğiniz zaman 2 gün sonra duyacağınız cümle bu. Çocuklarını bırakıp gelen kadın neler yapar? Bana kaçan kadın daha neler yapar? Yani sizin yaptığınız her şey eğer temiz bir başlangıç değilse sıkıntısı çok büyük oluyor. O yüzden adam gibi bitirin, sonra yenisine başlayacaksanız başlayın ama çocuklara da bak. Sana bir şey söyleyeyim mi Fadime? Senin çocukların da seni görüştürmek için burada söz verdim diye hafta sonu çocuklarına gittim. Hı hı. Seninle görüşmek istemiyorlar. Biliyorum, 14 yaşında zaten bir evladın var. Biliyorum, diyor abla, ki ben annemden utanıyorum. Zaten. Ne kadar acı bir şey bu Fadime ya. Fadime. Biliyorum zaten. Bunu biliyor musun? İstemiyorlar. Bunu söylediğini biliyor musun? Yo söylediğini biliyorum. Kendi çocuğum bana, kendine bana da söyledi ama abla. Ama Fadime bu çocuk bu dolduruşta falan değil. Çocuklarım. Bak burada 2 tane adam var. Biri onun babası, biri kaçtığın adam. Kaçtığın adam da diyor ki ben bu kadını istemiyorum. Senin kocan da diyor ki boşanalım bitsin, kurtulmak istiyorum. Zaten ben de boşanmak istiyorum abla Fadime, zaten. Kendini soktuğun durumu görüyor tamam musun? Tamam mı? Ben de boşanmak istiyorum zaten. Senin ilk kayınvaliden Şeker teyze. Gerçekten kadın böyle dili tatlı bir kadındı yani. Aslında orada biraz sıksaydın, madem bu adamla evlendin, ilk eşinle 4 tane çocuk yapmayaydın. Sevmediğiniz adamdan ya da sonunda boşanıp da bu hale geleceğiniz adamdan niye çocuk yapıyorsunuz? Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Gidecek yerimiz peki, olmadığı Fadime, için. Bir de sana bir şey daha. İşte sen şimdi diyorsun ki bak burada tehdit edildim. Bir dakika. Tehdit edildim. Beni zorla getirdiler. Kendini benim için kesti, öldü bitti. E sen burada dayak da yemişsin. Dayak evet, yedin evde niye duruyorsun? Kaçsana oradan. Ne yapayım abla? Gidecek yerim yok diyorum sana. Geri dön. Nereye dönün?
E işte giderken böyle enkaz kırdı insan yani? Söylemiyorsun. Yoktu ki ne gidecek yere. Eskişehir'e nasıl gittin? Eskişehir'e teyzem vardı, teyzem geldi. O götü beni, o kabul peki etti evine abla. Eskişehir'e giderken tehdit etmediler mi seni? Kime? Seni. Hayır, ben kendim gittim Eskişehir'e teyzemin Eskişehir'e yanına. Eskişehir'e gidebiliyorsan bak diyor ki insanlar. Bizim dediği gibi biz onu kaçırmadık. Zaten konuşuyorduk. Ya bu valla bak bu adama yazık yani. Şu adama yazık yani. Aynen öyle. Bir de ne kadar eli yüzü düzgün de bir adam yani. Herkesin bir şey olabilir. Hepimizin bir farklılığı var. O da özel bir kardeşimiz. Ama gerçekten yazık yani. Allah ona bak siz bu işi bir an önce bitirin Fadime. Bu olmaz zaten. Aynen zaten. Allah ben bu adama istemiyorum zaten hayırlı, abla. Helalsiz onlar bak çocuklarının vekaletlerini istiyorlar benden. Bu çocukları da eli yüzü düzgün bakacak, büyütecek birisini nasip etsin. Gerçekten bak ben bu kardeşimi çok sevdim yani. Abla. Hiçbir şey yok. Bak şimdi onlar çocuklarının vekaletini istiyorlar benden. Ben de kabul ettim. Geçen bizim oğlanla konuşmuşlar ya, Seval öyle söyledi ya. Haber yollamışlar. Kardeşimle kabul ettim ben de. Tamam ben çocuklarının vekaletlerini veriyorum ben. Tamam madem. Fadime çocuklar zaten sende değil. Vekaletin sende olmasına gerek yok. Çocuklar tamam abla zaten ben boşanmak istemiyor. İstiyorum zaten. Bundan daha acı bir şey olamaz bir anne için yani. Ben zaten boşanmak daha, istemiyorum. Daha acı ben bir şey olamaz. Peki ki ne ben? Şimdi çocuklarım dedi TikTok'ta yani eğlencesini gördük. Konuştuğumuz herkes Fadime'yi suçladı. Tehdit edildim dedi. Beni zorla götürdüler dediği evde kendi isteğiyle çıktığını bavulunu hazırlayıp çocuğunu da alıp gittiğini öğrendik. Fadime kusura bakma benim senin için yapabileceğim bir şey yok. Bravo. Yok. Kusura bakma yani. Sen gerçekten çocuklarını isteyen bir anne olsan ben saçımı süpürge eder gerekirse kendim gider o çocukları sana gösterirdim. Ki burada defalarca yaptım. Defalarca annelerini çocuklarıyla buluşturdum. Ya biliyorum ya da zaten çocuklarım benimle görüşmek istemiyorlar. Ama kusura bakma Fadime senin uzun yolun uzun. Yeniden başlamak için önce geçmişini temizlemen lazım. Bravo. Tamam mı? Sonrasında tekrar konuşalım. Reklama gidiyoruz efendim. Efendim bugün 23 Nisan hala devam ediyor. Kutlamalar, bayramlar. Bugünü çok seviyorum. Neden? Çünkü çocuklarımızın dünyadaki en güzel, en büyük bayramı bu. Gurur duyuyorum milletimle, neslimle. Çünkü böyle bir armağanı sadece bizim milletimize bahşedilmiş bir güzellik olarak görüyorum tabii ki. Efendim çocuk ruhunu içinde yaşatan herkesin tekrar çocuk bayramı kutlu olsun. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yarın görüşmek üzere efendim. Sevgiler, saygılar bizden.